İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Kıbrıs gündemi programına hoş geldiniz diyoruz. Ve yine Kıbrıs'ta gelişmeler, haberler, olaylar, bunları bu akşam tartışmaya çalışacağız. Türkiye'ye uzanacağız. Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Orada artık referanduma tarih belirlendi. Oradaki gelişmeleri de konuşacağız. Referandum önemli bir süreç Türkiye için. Ama Kıbrıs'ta dün de yazmıştık. Sayın Akıncı Cumhurbaşkanımız federal çözüm beklerken Rum Temsilciler Meclisi'nden Enosis kararı çıktı. Yani karar değil de Enosis 1950 yılında bir plebisitle alınmış bir karardı. Nedir Enosis? Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması. Ve bu referandum dediğimiz olayda 1950 yılında üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen ansızın Rum Temsilciler Meclisi'nde iki milletvekili olan Elam aşırı sağ faşist bir partinin yasa önerisiyle bu yasallaştı. Nasıl yasallaştı? Akel karşı çıktı. Şu anda iktidarda bulunan Anastasiyadis'in partisi DC çekimser kaldı. Diğer sağ partiler de merkez sağ oy vererek bu yasa yapıldı. Bugün şöyle bir şey söylendi. Anastasiyadis ise çağrıda bulunuyorlar. Bu yasayı imzalamaması doğrultusunda. Ben bunun çok da sormadım ama meclisin yapmış olduğu yasayı Anastasiyadis geri çeviremez. Kabul etmek zorundadır. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bugün ayrı bir önemi var. 14 Şubat'ın değerli izleyiciler. Her ne kadar da benim açımdan bu emperyalizmin veya bu çıkar odaklarının kutladığı bir gün gibi görürüz bu sevgililer gününü. Sevgi aslında her gündür. Her gün yaşanması lazım. Ama yine de biz tüm sevgililerin, tüm insanlarımızın bu gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk önce insanın yakınında olan eşi, çocukları, ailesi, onların da gününü ben de kutluyorum. Tabii bizde bir sevgi daha var değerli izleyiciler. Halkımızı seviyoruz ve vatan sevgisi bizim için çok önemli. Çünkü bu toprakta, bu vatanda ancak huzurlu, güven içerisinde yaşayabiliyoruz. O da çok önemli. Netice itibariyle tüm sevenlerin sevgililer günü kutlu olsun. Ama dediğimiz gibi bu bir piyasa oluştu ve bu şekilde dış dünyada en azından kutlanıyor ya da bugün yaşanıyor. Ancak sevgi her gündür diye düşünüyorum. Bu akşam 3 konukla birlikte olacağız. Birazdan Mustafa kardeşimiz de bize katılacak. Kenan Akın Bey tanıyorsunuz. Talip Sancar Bey tanıyorsunuz. Hoş geldiniz değerli konuklar. Hoş bulduk. Söz sizde. Böyle bir önemli günde. Önemli derken işte gerek medyanın gerek böyle ticari erbaplarının ortaya attığı sevgililer günü hiç inanmasak da bile yani böyle sevginin yılda bir 365 günde bir gün kutlanılmasına tepki koysak da bile yine birçok insanımız, kardeşimiz buna inanıyor, kutluyor, heyecanlanıyor, farklı bir gün olarak görüyor. Ben sevginin her saniyede, her yudum suda, attığımız her adımda, yapacağımız her türlü aktivitede sevginin olduğuna inanıyorum. Sevgi her günün olduğuna inanıyorum. Buna rağmen, bunu söylememe rağmen sevgililer gününü ben tüm sevenlerin samimi ve dostça, çıkarsız, kalleş olmayanların paylaşmış olduğu sevgiyi her gün yaşatmak üzere, büyütmek üzere sevgi gününü kutluyorum. Sevgililer gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu
günler diliyorum. Daha çok gülen, daha çok huzurlu olan, yarına umudunu daha çok büyüten bir toplum olma dileğiyle. Ben şu anda televizyonun başında bizleri izleme zahmetine katlanacak değerli dostlarımızı, sevgili seyircileri, yürekten en samimi duygularla selamlıyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sözü ben tarih arkadaşıma bıraktıktan sonra gündeme de gireceğiz tabii. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruluktan, Allah için sevmekten bizleri ayırmasın diyorum. Hı. Bu manada şu an bizi dinleyen Erkan abi, müsaade edersen birkaç arkadaşımız var. Benim tabii gençlerim. Tabii ki. Onların isimlerini zikretmek istiyorum burada. Buyursunlar. İşte bizi dinleyen geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin birkaç tane canım kadar sevdiğim çocuklarımın isimlerini burada saymak istiyorum. Halil İbrahim Polat, İlker Süleyman Tahir, Ömer Balıklı, Yusuf Bıçakçı, Abdülkadir Büyüköz, Abdurrahman Arıkan, Serhat Yıldırım, Yunus Emre Korkmaz, Ali Sedef. Şu an bizleri seyrediyor bu kardeşlerimiz. Onlara da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Saygılarımızı da. Sevgililer günü diye bir şey yok ya. Biz vatan sevgisiyle dop dolu olan insanlarız. Evet. Tabii ki eşlerimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı da her zaman seveceğiz. Sevmeye de devam edeceğiz. Bizim vatan sevgimiz imandandır zaten. Bu şekilde de inşallah yürüyeceğiz. Yine gündemi en güzel şekilde hep beraber konuşuruz. Evet, Erkan abi. Yani biz Kıbrıs'ta bu 20 aydır yürütülen bir müzakere süreci var. Ondan başlamak istiyorum. Bu 20 ay içerisinde hep verilen mesajlar olumlu, olumlu mesajlar oldu, oluyor. Ben daha birkaç ay önce ya da belki 2 ay olmamıştır, müzakereci Özdil Nami Bey'in bir açıklaması verdi. Ve bu açıklama içerisinde neredeyse tüm bu müzakere başlıkları içerisindeki sorunlar giderildi. Artık anlaşmaya çok az bir şey kaldı ve anlaşmak üzereyik diye bir mesaj vermişti, bir açıklama gerçekleştirmişti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması geldi. Daha önümüzde ciddi sorunlar var, çözülmemiş başlıklarda ciddi sorunlar var. Onlarla ilgili görüşmeye devam ediyoruz. Farklı iki açıklamaydı bunlar. Cumhurbaşkanı'nın belki bir stratejidir, onu bilemiyoruz. Biz söylenene bakarız, yapılana bakarız. Perde arkasında hangi strateji var? Biz orada olmadığımız için onu yorumlayacak değiliz. Biz ne söyleniyor, kamuoyuna ne söyleniyor, onu incelemeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde gidildi, gelindi. Cenevre'de çok şey beklendi. Biz tabii Cenevre sürecinin de çökeceğini, bir sonuç alınamayacağını yazmıştık, söylemiştik. Bunlar belleklerde var, kayıtlarda var, gazete köşelerinde var, yazılarımızda. Ve artık ikinci Cenevre, birinci Cenevre sonuçsuz kaldı, bir yere varılamadı. İkinci Cenevre planlanırken ki Mart'ın ortası söyleniyor. Durum medyasında böyle bir haber çıkmıştı. Mart'ın ortalarında ikinci bir Cenevre denemesi. Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'dan da benzer açıklamalar vardı bu konuda. Ansızın Rum Temsilciler Meclisi'nde bir yasa önerisi yapıldı ve bu yasallaştı. Neydi bu? Girişte de söylediğimiz gibi Enosis, yani Yunanistan'a bağlanma. Yunanistan'a bağlanma, bir plebisit yapıldı, bir referandum yapıldı. Ve zannedersem Rum halkının %96'sı buna oy verdi, destek verdi. Ve o şekilde bir karar alındı. Tabii onun arkasında 1960, işte 55 olayları var, 58 olayları var. Olaylarla dolu yıllar geçti de 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti doğdu. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası imzalandı ve doğdu 1960'da ve çok kısa bir süre yaşadı. Onu da değerlendiririz. Ancak aradan
neredeyse 50 yıl geçti. 50 yıl sonra, fazla 50 yıldan, 57 yıl geçti, 58 yıl geçti hatta. Ve bu kadar bir tarihten sonra bir yasa önerisi yapılıyor. 57 yıl işte. Doldu 67 yıl. Yanlış söyledim. Özür dilerim değerli izleyiciler. Neredeyse 70 yıl sonra bir yasa yapılıyor. Ve bu yasa ile bakan bir genelge yayınlayacak o gün için okullara gönderilmek üzere. Ve 15 Aralık'ta bu plebisit, bu Yunanistan'a bağlanma, bu enosis hatırlatılacak. Rum tarafının haberini söylüyorum. Kutlama olmayacak ama öğrencilere bu hatırlatılacak. Ki zamanında Rum halkı böyle bir karar aldı. Şimdi bunun amacının ne olduğu? Bunun üzerinde konuşmak gerekir. Rumlar bu konuda ne söylüyor? Ve bu elamın kendi inisiyatifinden mi doğdu? Bunu çok iyi incelemek gerekir değerli izleyiciler. Benim aldığım bilgiler şu doğrultudadır ki Elam'la Anastasiadis işbirliği yaptı. Bunlar belki de hiç söylenmeyecek. Çünkü Rum tarafında Anastasiadis bu müzakere süreci içerisinde bir güven kaybına uğradı. Ve işte federal çözüm kuruldu, kuruluyor. Kıbrıslı Türklere hak etmediğinden fazla haklar verildi. Her gün eleştirildi Anastasiadis bu yüzden. İşte hükümette dönüşümlü başkanlığı kabul etti mi? Bir soru işareti. Hiçbir şey söylemiyor Anastasiadis. Birçok haklar verildi. Halbuki Kıbrıslı Türklerin hakkı %18. %18 hakkı olan bir toplum nasıl olur da diğer %82'yi de yönetecek? Bir dönem olsa bile ya da dönüşümlü olacak olsa bile haklar tanındı. İşte bu tür eleştirilerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti ortadan kalkıyor. Yeni bir federal devlet kuruluyor. Rum tarafı açısından Kıbrıs Cumhuriyeti'nden vazgeçiyorlar. Burada ciddi bir güven erozyonu uğradı Anastasiadis ve Elam'la böyle bir işbirliği yapıldı. Eğer Elam'la işbirliği yapmamış olsaydı Anastasiadis çekimser olmazdı partisi DC. Bu oylanırken çekimser kalmazdı ve reddederdi. Çekimser kaldı. Bu yasada merkez sağın oylarına geçti. Yasallaştı. Şimdi çağrıda bulunuyorlar. Anastasiadis bunu imzalamasın. Meclisin yaptığı bir yasayı Anastasiadis'in imzalayıp imzalamaması bence söz konusu bile değildir. Yani o artık yasallaşmıştır. Rum tarafı bu gözle bakıyor bu olay. Kaldı ki partisi çekimser kaldığı için tabii ki onaylayacaktır değerli izleyiciler diye düşünüyoruz. Ve burada bu yapıldı. Anastasiadis ikinci dönem Cumhurbaşkanlığına aday. Gelen sene seçimler olacak 2018'de. Birkaç aya kalmaz adaylıklar açıklanır. Ve Rum kamuoyu içerisinde ciddi bir güven tazelemeye çalışıyor. Zaten şu anda konuşulan isimler içerisinde en güçlü aday Nikos Anastasiadis. Bunu da yapmakla güven üzerine güven tazeledi. Ben biraz uzun tuttum ama bu şekilde Kenan Bey özetlemek istedim. Tam detaylarıyla. Hiç önemli değil. Çünkü gündemimizi bayağı meşgul eden yıllardan beri işte 1955'li yıllarda başlayan görüşmeler 20 aydır devam ediyor. Tabii ki ben bugüne gelene kadar baktığımızda Sayın Akıncı'dan önce Derviş Eroğlu, Sayın Eroğlu, Sayın Eroğlu'ndan önce Sayın Talat öyle bir iddialarla geldiler ki bu toplumu o kadar moral depolayarak çözüm havarası kesilerek denktaşın bugün Akıncı'nın bile şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı'nın bile parlamentoda mecliste beraber olduğumuz dönemde adeta tam bir günah keçisi gibi uzlaşmayan, Kıbrıs Türk'ünün önünü kapatan, Kıbrıs Türk'ünün önünü dünyayla koparan, uzlaşmayan, inat, statiko savunucusu Sayın rahmetli andığımız kurucu Cumhurbaşkanımızın uzlaşmaz olduğunu
defalarca tespih gibi defalarca tespih çeker gibi söylüyorlardı. Kim söylüyordu? Akıncı da söylüyordu bunu, Sayın Talat da söylüyordu. Bir kısa reklam arası verelim. Çok kısacık ve oradan devam edersiniz Sayın Akın. Evet, kısa bir reklam arası değerli izleyiciler. Akdeniz'den doğan güneş, Akdeniz Temizlik, Kıbrıs'ın temizlik anlayışını değiştirmeye geliyor. Girne ve Lefkoşa bölgesinde tüm kurum ve kuruluşların inşaattan evlere, halılardan koltuklara, iş yerlerinden bürolara kadar kısaca A'dan Z'ye tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Uzman kadro, son teknoloji makinalar ve güçlü endüstriyel temizlik kimyasallarıyla halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Temizlikte çözüm ortağınız olup size bir telefon kadar yakınız. Telefon numaramız 0533 836 08 00. Akdeniz Temizlik. Rightmove Cyprus'ta fırsat şenliği durmak bilmiyor. Daire, villa, dükkan, arsa ve daha birçok gayrimenkulü almak, satmak veya kiralamak için Rightmove her zaman olduğu gibi yine yanınızda. Fırsat yağmurunun dinmediği Rightmove Cyprus'ta bu haftanın özel fırsatı. Girne Aslancak'ta 3 yatak odalı, 110 metrekare, deniz ve dağ manzaralı, otoparklı, yarı eşyalı lüks daire sadece Rightmove Cyprus'a ve bu hafta özel 55 bin sterlin. Bu özel fırsatı kaçırmamak, daha fazla geç kalmamak için bizi arayın. İletişim ve danışma numaramız 0533 870 21 36. Büyük kampanya, büyük fırsat. Bu fiyatlarla Antalya Kıbrıs'ta dolacak. 4 gece 5 gün 1390 TL. Uçak bileti dahil, transferler dahil, her şey dahil 5 yıldızlı oteller. Ayrıca çocuk bedava, çek yok, kredi kartı yok, peşin fiyatına taksitle. Polatkan Turizm 444-0222 www.polatkan.com.
Evet değerli izleyiciler, söz Kenan Bey'de kalmıştı. Mustafa Tıngır kardeşimiz de bize katıldı. Ve kadromuz tamamlandı şu anda. Evet. Tam da şunu söylüyorduk. Yani hep şurada kesmiştik. Allah rahmet eylesin Denktaş Bey uzlaşmaz diye. Sayın Akıncı da mı söylüyordu bunu? Her fırsatta canlı yayınlarda ve bunu gündeme getiriyorum. Milletvekili olduğum dönemde, Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin genel başkanı olduğu dönemde Sayın Akıncı, milletvekili olduğu dönemde Denktaş'ın Kıbrıs Türk'üne en büyük ihanet yaptığını söyleyebilecek kadar meclis kürsüsünden ağızlarının köpüğüyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nı suçluyorlardı. Neden suçluyorlardı? Bu ülkede, adada, bu adada Kıbrıs Türk'üne yaşam hakkı tanımayan, adada Kıbrıs Türk'ünü yok etmeye yeminli bir enosis karar almış Rum cuntasının Denktaş karşısında mücadelesine rağmen Denktaş'ın uzlaşmaz. Sanki de adada Kıbrıs Türk'ünün her türlü haklarını teslim eden, her türlü can güvenliğini garanti eden bir Rum toplumu varmış gibi devamlı Denktaş'ı biz suçluyorduk. Kim? Sayın şu andaki Cumhurbaşkanı Akıncı. Daha önce ikinci Cumhurbaşkanı Talat. Rumların uzlaşmaz tutumuna rağmen yıllardan beri 5 yıl kendisi de görüştü. Sayın Talat da görüştü. Daha sonra Eroğlu görüştü. Sayın Akıncı görüştü. Uzlaşmaz dediği Sayın Denktaş'ın 29 artı 2'sini Denktaş da 29 artı 2'yi kabul etti diyebilecek kadar kendinden geçerek en büyük hatayı yaparak Kıbrıs Rumlarına en büyük kozu vererek harita teslim etmesi bu ülkede adada varoluşumuzu hazmedemeyen Kıbrıs Türk'ünün adada yaşam hakkı olduğunu kabullenemeyen, bir türlü kabullenemeyen Rum tarafının uzlaşmaz tarafı olmasına rağmen hala ve hala görüşmenin son birkaç gündür gündeme düşen enosisin ilkokullarda çocuklara, yani adada Kıbrıs Türk'ünü tamamen ortadan kalkabilecek bir şeklin, bir düşüncenin hayata geçmesi için ilkokuldaki 7-8 yaşındaki çocuklara Türklük düşmanlığı aşılayacak enosis kararının 67 yıl, neredeyse 70 yıl sonra hortlaması ne zaman hortluyor? 20 aydır görüşmeler öyle bir havada gidiyor ki Kıbrıs Türk'ü de öyle bir inandı ki evet dünyayla birleşeceğiz, Avrupa Birliği ile birleşeceğiz, Avrupa Birliği ülkesi olacağız düşüncesini gece yatıyor kalkıyor Avrupa Birliği'ne girme hayalıyla. Ortada anlaşılmış bir nokta yok. Çıkıyor Cumhurbaşkanı sözcüsü bu Kıbrıs Türk'ünün adına garantörlük tabu değildir diyebilecek kadar Rum hayranlığını hayata gündeme getiriyor. Sen kimsin Barış Burcu? Sadece Cumhurbaşkanlığında maaşlı çalışan Cumhurbaşkanı sözcüsün. Ya o söylediğini Sayın Akıncı garantörlük konusunda Cumhurbaşkanı sözcüsü olan Barış Burcu'nun garantörlük tabu değildir diyebilecek kadar kendinden geçen, işi sulandıran, Türkiye'yi belki de bir köşeye sıkıştıran, işte Kıbrıs Türk'ü bak garantörlük konusunda garantörlüğün ortadan kalkmasını istiyor ama Türkiye baskı yapıyor. Farkında değil. Belki de taktiksel olarak Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde işte, bu sözüm ona barışçı ülkeler arasında işte Kıbrıs Türk'üne baskı yapan Türkiye'dir. Yoksa biz Kıbrıs Türk'ü olarak biz barışın her türlü çözülebilmesi için her türlü tavizi vermeye varız der gibi bir takım şekillere giriyorlar. Ama bugün enosisten sonra bin şükür mecliste hayal ettiğim hep böyle hep bir gıptayla keşke bir gün biz de Kıbrıs Türk'ünün menfaatleri ve Rumlarla olan çakışmamız arasında daha doğrusu Rumların bize karşı
hortlatmaya çalıştığı şey, var olan kinini en küçük bebelerine dahi anlatma konusunda meclis bir deklarasyon yayınladı en nihayet. Tüm partilerin de onayladığı, imzaladığı. Böyle bir günü mutlulukla kutluyoruz. Böyle bir günü. Rum diyor ki 20 Temmuz'u da siz kutluyorsunuz. Bizim içimizdeki Rum hayranları da. Vatan hainini falan demeyeceğim onlara. Rum hayranları da. Biz de 20 Temmuz'u kutluyoruz. Biz de 15 Kasım'ı kutluyoruz. 20 Temmuz'u keşke Rumlarla beraber bu caddelerde yürüyebilsek. 20 Temmuz'dur adaya barışı getiren. 20 Temmuz'dur adada Türk'ün Rum'u, Rum'un Türk'ü öldürmediği, kan akmadığı gündür 21 Temmuz artık. Bunu birlikte kutlamamız gerekirken burada Rum aşkları, Rum'un boyundurluğu altında yaşamaya heveslenen bazı gaflet ve delalet içerisinde olan ve veya beslenen, Rum tarafından beslenen, Avrupa Birliği tarafından beslenen bazı kişilerin de işte 20 Temmuz'da biz kutluyoruz, 15 Kasım'ı kutluyoruz diye hiç de mesnet olmayan, dayanağı olmayan ifadelerle tezlerimizi çürütmeye çalışıyorlar. Rum tarafını da bu Enosus Türk düşmanlığını beni telaf edecek. 20 Temmuz çağrısını kim yapmıştı sevgili Kenan Akın? Evet. Makarios çıkmadı mı Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı ve dedi ki garantörleri davet ediyorum. Burada bir darbe yapılmıştı. Hükümet yıkılmıştır. Ben aşağı edilmişim. Gelsin garantörleri Makarios çağırdı. Ondan sonra Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde karar alınmadı mı? Bu müdahale yasaldır diye karar alınmadı mı? Bu darbeyi yapan Yunan cuntasıdır. Türkiye'nin yapmış olduğu müdahale yasaldır diye. Bugün nasıl oluyor da Anastasiadis söyleyebiliyor? Siz de 20 Temmuz'u kutlamayınız. İnşallah bizimkiler uyanır. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ben şu tepkimi koyarken bu sözlü şey, bu nokta, bu arada nokta koyarken beş parmak dağ yolundan geldim. O meşhur kazanın olduğu, o yavrularımızın rahmetli evet. olduğu noktayı da Allah gördüm. Biraz başka dostlarımla görüşmek için erken geldim. Hani o sendikacılar? Hani yollarda anavatan Türkiye, Ankara yaka, elini yakamızdan çek diyen namussuzlar? Hala yol yapılmadı. O ayrı bir Ulaştırma Bakanlığı'nın utanılacak bir şeyi. O kadar bir mesafe yol yapılması lazımdı. Ama kimse kapandı. Üç tane yavrumuz öldü. Bu yavrumuzun ölüsünün üzerinden sendika. Kan üzerinden. Cim mi diyeceğim? Sendikacılık böyle değildir. Yani, ifade etmek istemiyorum o yazıları yazıp da körpe çocuklarımızın eline veren yazıları Ankara ki trafik kazasında Ankara ile ne alakası vardı? Ankara bu yolu yapma mı diyor sana? Ankara bu çökmüş asfaltı düzeltme mi diyor? Hani o günkü tepkin? Üç gün sırf Türkiye'ye hakaret etmek, Türkiye karşıtlığını, nefretinizi gündeme getirmek için yollara döküldünüz. Başbakanın devletimizin kapısını yıktınız. Tabii ki başbakanlık ayrı konu, tekme yiyen polisimize saldıranlara bile taş at, onlara bile hakaret eden insan yani hayvan saldırmaz öyle. Saldıranlara ceza bile vermediniz ve bugün kaç ay geçti? Okul sömestride tatilde. Hiç olmasa yolları yapın ya Allah rızası için. Ha, şunu da hiç kimse söylemedi. Acaba o minibüsün yolcu taşıma vasfı var mıydı o minibüsün? O şoförün Allah rahmet eylesin yolcu taşıma ehliyeti var mıydı? Geçmişte onlar da konuşulmalıydı. Trafik suçları var mıydı? Bütün medyamız, basınımız hiç savunmuyorum tır şoförünü. Dün geldi, bugün tıra bindi. Çalışma izni yok, günah keçisi. O bir tarafta bir kilometre öteden görünen tıra rağmen tırın altına gelen minibüs konusunda hiç kimse bir laf etmedi. Hadi bunları da kapatıyoruz. O ölen çocuklarımızı rahmetle anıyoruz. Böyle bir günde sevgililer günü diyoruz. Böyle bir günde onları rahmetle anıyoruz.
sevgiye ihtiyacı olandı. Annelerine, babalarına Allah sabır versin. Öyle. Ama hala bizim Ulaştırma Bakanımız ya kısa bir ihale yap. Allah rızası için ya. Yani yolun tamamını düzeltme. En azından orada trafik kazasına fırsat verebilecek o virajda virajları falan düzeltin ya. Allah rızası için ya. Yapmayın. Bu kadar sorumsuz olmayın. Yapmayın. Allah rızası için şu üç tane yavrumuza mezar olan o noktayı lütfen gidin görün. Bir gün benim çocuğum geçerse ne olur düşüncesine varırsanız, yüreğiniz sızlarsa, her gün Girne'den Lefkoşa'ya, Erzan'a giden insanlarımızı tehlike saçan o noktayı da ortadan beni taraf etmek için hiç de zor değil. Ankara bu işlere karışmıyor. Ankara yolunu yapmadı. Ankara sana para veriyor. Proje yap diyor. Proje var, para var. Proje yap. Proje üretmiyoruz. Kıbrıs Türk'ünün menfaatlerine Kıbrıs Türk'ünün menfaati için okuldu, fabrikaydı vesaire vesaire vesaire. Bunlar için proje yap. Al sana para diyor. Proje yapılmadığı için gelen para geri gidiyor. Ondan sonra 3-5 tane de zübük Ankara elini yakamızdan çek diye bir eksiğimiz değil mi? Tabii. O da bizim çok büyük eksiğimizdir. Evet. Ben bugün geçtiğim için, yüreğim sızladığı için biraz da yüksek tonajla da konuşuyorsam seyircilere ben özür diliyorum. Ancak yüreğimiz yanıyor. Yarın ille de bir trafik kazası olması mı gerekir yine tepkileri koymamız için? Evet Talip. Şimdi teşekkür ediyorum. Ben vaktini aldım, tabii özür dilerim. Vakit bizim. Vakit bizim. Şimdi Kenan abi Kıbrıs meselesini iyiden iyi anlattı. Ben fazla o konuların içerisine girmeyeceğim ama şurada şunu söylemeyi borç biliyorum. Erkan abicim, Kenan abicim, Mustafa kardeşim. Yani bir kere artık Kıbrıslı Türkler olarak bizler, biz tavrımızı, rengimizi belli etmek zorundayız. Bir daha iki. Rum'dan dost olmaz. Olmaz. Bunu her şekilde gördük. İşte Enosis ruhunu canlandırıp hem de çözüm noktasında yani beşli konferans olmuş. Artık bir yerlere gelinmiş. Haritalar verilmiş. Türkiye gibi büyük bir devlet bu görüşmelere gitmiş, katılmış. İngiltere gelmiş, Yunanistan gelmiş ve siz Enosis ruhunu canlandırıyorsunuz. Nedir amacınız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bertaraf edip Yunanistan'a bağlamak. Yok böyle bir şey ya. Bu görüşmelerin en sıcak olduğu anda bunu yapıyorsanız siz bize kusura bakmayın dost değilsiniz. Düşmansınız. Bize düşman olan insanlara biz niye elimizi uzatıyoruz? Anlaşma o bu deyip de Avrupa Birliği'ne gireceksek cebimize Avrupa Birliği'nden para mı yağacak bize? Ne yağacak? Ya Allah aşkına biz birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizle bir etle kemik olalım. Bakın bugün Türkiye'de 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz dolayısıyla biz Milli İrade'ye Saygı Platformu'nu kurduk ve bununla alakalı büyük çalışmalarımız oldu. Yine Ada TV'nin katkılarıyla nöbete gittik. Oradaki olayları yaşadık, gördük. Yani şu bir gerçektir. Bizi parçalamak için bütün dünya bir araya gelmiş, parçalamaya çalışıyor. Ve biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da TC Devleti olarak da Erkan abicim, Kenan abicim kesinlikle şunu söyleyeyim. Hain de çok üretiyoruz. Hain bizim kanımızda mı var? Anlamadım gitti ya. Türk milleti zaten parçalanmaz askeri bir güçle. Bizi biri yeneceğini ben tahmin edemiyorum yani. Düşünemiyorum da. Onlar da biliyorlar. Avrupa da biliyor, Amerika da biliyor. Allah'ın izniyle bizi bertaraf edecek güçleri yok. Ama ne yapıyorlar? Bizi işten bölüyorlar. Bir iki tane fain haini, vatan haini, kanı bozuk insanlar geliyor. Bizi darmadağın etmeye çalışıyor. İşte FETÖ'nün yaptığı gibi. Burada da ismi lazım değil. İsmini bile anmak istemiyorum ben. Bu insanlar Rum'un elinden tutarak burada işte efendime söyleyeyim ajandalar çıkarıyor. Bilmem neler çıkarıyor. Ya uyanın artık Kıbrıs Türk halkı. Uyanın artık. Artık yeter. Bu vatan bizim. Bu vatanda siz şehit verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen insanlar şehit verdi. Kanla sulandı. Kanla sulanan yerler ancak kanla alınır. Kanla. Beni burada Kenan abim çok kamçıladı. Biraz da
Ben de sesimi yükseltiyorum. Hakkınızı helal edin. Sen de bir duygusallaştın. Yani duygusallaştık ama yeter artık. Enosis'te buna bağlayacağız. Nasıl yapacağız? Tüy bitmemiş çocuğu öldüreceğiz. Bunun örneklerini yaşamadık mı biz? 74'te yaşadık. E yine mi ölelim? Yine mi çocuklarımızı öldürelim? Yine mi bu hale gelelim? İşte vatan sevgisiyle beraber yola çıkarsak bizi hiç parayla, pulla, onunla bununla satın alamazlar. O güçleri yetmez kimse. Dolayısıyla biz vatanımıza, milletimize bir bütün olarak sahip çıkacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilel ebed yaşatacağız. Yaşatmakla mükemmel. Şu anda bu anlattıklarınızı Mustafa'ya da sözü vereceğiz. Ama dün radyoyu dinliyorum, Rum radyosunu. Benim de yakinen tanıdığım Eleni Radu diye bir Rikin muhabiri var. Devlet televizyonunun muhabiri. Ve sorguluyor Tornarilis'i, yani DİS'inin grup başkan sözcüsünü. Başkan yardımcısı ve sözcüsü aynı zamanda. Grup başkan vekili ve sözcüsü. Diyor ki, şimdi sizi bu hassasiyeti anlatıyorsunuz ya. Düşünebilir misiniz? Yani siz bu yasayı çekimsel kalmakla oyladınız aslında. Evet. Bunun arkasına gizlenmeyiniz. Gizlenmeyin tabii arkasına. Canım. Siz DİS'i olarak bu yasaya çekimsel olarak oy verdiniz. Verdiniz demektir. Kıbrıs Türk'ünün neler düşündüğünü ve neler konuşacağını düşünebilir misiniz? Yani. Onlar ne söylese haklıdır dedi. Çünkü siz 70 yıl sonra aradan, onlarca yıl sonra aradan olmaması gereken bir şey yaptınız. Hani bir tarafta müzakere yapılıyor, görüşme yapılıyor. Bir federal çözüm olur mu olmaz mı, anlaşma olur mu olmaz mı, bunlar araştırmaya yapılırken siz böyle bir şeye onay veriyorsunuz. İşte düşününüz, Kıbrıslı Türkler neler konuşacak? Yani. Ve ne söylerlerse yani, haklıdırlar diyor. Şimdi ben olay... Kenan abicim, hakkını helal et. Şimdi yani benim burada gördüğüm şu yani Kenan abicim. Biz vatanımıza artık sahip çıkmakla mükellefiz. Toprağımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkacağız. Başka yolu buz var mı? Başka alternatifimiz yok. Yoktur. Yani artık bu şu an yani anlaşma damak kaldı, öyle mi diyor Akıncı? Sayın Akıncı, evet. Cumhurbaşkanımız damak kaldı. Bitmek üzere. Beşli konferans oluyor. Hop, o bir taraftan bir açıklama, bu taraftan bir açıklama. Hop, Enosis ne ayak ya bu? Ne? Kime nereden çıktı bu yani? Ben Kuzey Kıbrıs'ı da bütün Kıbrıs'ı kana bulayacağım. Çocukları öldüreceğim. Gençleri öldüreceğim, kadınları öldüreceğim ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayacağım. Nereden çıktı bu ya? Enosis'in amacı buydu. Tabii ki canım, bu amacı hortlatmaya çalışıyorlar şu an. Ve bunu yapacaklar ve bununla beraber ne olacak? Kuzey Kıbrıs diye bir vatan kalmayacak, insan kalmayacak. Uyanın ey Kıbrıs Türk halkı, uyanın ve vatanınıza sahip çıkın. Bu işin sağcısı, solcusu, ocusu, bucusu yoktur. Biz vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkarsak, zaten bizim dilimiz de ayrı, dinimiz de ayrı. Ayrı dinden mensuplarız. Ve bugün Allah aşkına bir bakın Orta Doğu'ya 7 düvel oradan Türkiye'ye saldırıyor. Niye? Niye? Yani bunları lütfen iyi idrak edelim. Hep beraber idrakımızı güzel yapalım. Vatan, başka vatan bulamayız. Bu vatana en güzel şekilde sahip çıkmazsak o zaman vatansız kalırız. Suriye'deki o insanların durumuna düşeriz. Maalesef. Bunun için düşmemek için canla başla uğraşacağız. Ben bu Kenan abinin trafikle alakalı, o minibüs kazasıyla alakalı konusuna girmek istiyorum. O dönemde ben hemen Ferda Hanım'ı aramıştım ve onun programına gitmiştik Kanal T'de. Buradan da sevgilerimi sunuyorum kendisine. Ve orada da dedik ki, yani bu yolların bir şekilde yapılması lazım. Bu çocuklar bizim de çocuklarımız olabilir. Sığmıyor artık. Fakat kandan nemalanma olmaz Kenan abi. Ben demiştim ki, Türkiye'de şehitlerin üzerinden nemalanmaya çalışıyorlardı. Şehitleri ne yapıyorlardı? İşte bunu hükümet yaptı şu. Hayır. Acıyı biz paylaşmasını bilmiyoruz. Acı anında kan olmuş orada. Çocukların aileleri hastanelerde, orada, burada. İnsanların derdi Türkiye yakamızı, elini yakamızdan çek. Efendime söyleyeyim, biz seni istemiyoruz elçilik. İşte şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben de demiştim ki onlara, ya bunlar başka bir platformda konuşalım. Şu an acımızı paylaşalım. Bir sıkıntı olmuş, bir kaza olmuş ve 3 tane evladımız ölmüş. Bu yollar nasıl yapılabilir, bu tüneller nasıl yapılabilir? Benim bildiğim kadarıyla da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği kanadıyla da ne istiyorsanız yapalım deniyor. E niye yapmıyorsunuz be kardeşim? Proje istiyormuş. Ya proje, ne kadar zor bu proje ya? Yani bu projeyi yapıp, yani bu çocuklar da bizim de olabilirdi. Orada da yaramıza değdin. Kesinlikle ve kesinlikle bir daha Rabbim böyle bir acı ülkemize göstermesin. O yavrular da bizim kendi evlatlarımız da olabilirdi. O yüzden de onlara da burada rahmetle anıyoruz. Ve inşallah bu yolların da bir an evvel yapılmasını temenni ediyorum yani.
Bütün kalbi duygularla. O dönemde evet, özür dilerim Mustafa'm, özür diliyorum. O dönemde şey, o dönemde derken Ulaştırma Bakanı iken Binali Yıldırım tünel yapalım dedi. Ne güzel. Tünel yapalım yani. Geçin 5 dakika sonra da Girne'nin merkezi inersiniz. Aa, burada bize baktım. Çevreciler, hayır olmaz, doğamız bozulur. Ne doğanın neyi bozulacak ya? Tünelde bir şey bozulmaz. Neyi bozulacak? Hani 100 metre iki tane de tünel girişi, 100 metrede o bir taraftan çıkacak olan yani şeyde insanımız en sağlıklı bir şekilde dümdüz yoldan. Türkiye'deki tünelleri aslında, görmüyor mu bu insanlar ya? Kilometrelerce. Ne kadar harikulade. Harikulade. Maalesef. Dün şeyde de bu tepkimi de gösterdim. Mustafa'm çok özür diliyorum. Yani Lefkoşa bize batıyor. Sığmıyoruz Lefkoşa'da. Cenevre'ye veyahut da Montpellier'le işlerimizle gidiyoruz. 50 yıldır çözülmeyen, 55 yıldır, 60 yıldır evet, çözülmeyen Kıbrıs davasını Cenevre'ye nasıl gidiyoruz? Eşlerimizle birlikte. Montpellier'e neyle gidiyoruz? Eşlerimizle. Biz çözemiyoruz, eşlerimiz çözecek. Ayıptır ya. Hani Lefkoşa bize dar mı geldi? Niye Cenevre? Ankara'ya gidin. Gidin Lefkoşa'nın göbeğinde görüşün. BAF'ta görüşün. Limassol'da görüşün. Ben dedim İran, biz bunu manşet yaptık. İran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'yı ziyaret etti. Ve bu görüşmeyi Tahran'da yapın diyor. Ne biz kadar sizi davet ediyoruz. Burnumuzun dibi. Yarım yanımızda. Yani niye batı batı Cenevre, Cenevre, Montpellier'in bilmem ne. Orada da 1 milyon TL galiba bir gider olmuş. Benim duyduğuma göre 2 milyonmuş. Yazık, günah ya. Aha işte o yol yapıldıydı. Ve tünel de yapıldı. Birinci Cenevre'de tünel sonuç yapıldı, çıkmadı. İkinci Cenevre'de düşünülüyordu. Ta ki Enosis kararı çıkana kadar. Evet Mustafa, söz sende. İlk önce izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi eskiler soba, evlerimizde hep soba vardı, odun sobası. İşte küçük çocuklarımız sobanın çevresinde dolaşırken çıs çıs falan dersiniz. Çocuk uzaklaşmaz yani, en son yanma dersiniz. Evet. Ama çocuk gider bir kere dokunduğu zaman elini çeker, bir daha da dokunmaz. Bir de bir insan bir yılanı bir bilmeden bir deli elini soktuğunda, orada yılan varsa sokulduğunda bir daha elini sokmaz. Evet. Şimdi bizim durumumuz da ona benziyor. Yani biz bir 74 yaşamışız. Katliam, bir ölüm, bir zulüm yaşamışız. Bugün Suriye'de yaşananların aynısının bir benzerini yaşamışız. Haklı olduğumuz halde. Ve bugün o dönemden bugüne kadar hala daha anlaşma noktasında günlerdir gündemimizi meşgul eden konular devam ediyor. İşte izolasyonlardır, anlaşmadır, şudur budur. Ya biz artık bir kere sokulduk oradan. Yani biz birlikte yaşayamayacağımız ortada. Bir kere o delikten sokulduk. Allah'a şükürler olsun insan... Yani Allah canımıza bağışladı da bugün varız Türkiye Cumhuriyeti'nin sayesinde. Daha biz kaç defa sokulmamız icap ediyor? Bu yılan bizi kaç defa soksun? Kaç defa elimizi o sobalarda yakalım? Bırakın o sobaları sadece el yanmayı, bizim vücudumuz, her tarafımız yanacakken kaç defa yanalım? Yani bu konular artık her gün radyoyu açıyorsunuz, dinliyorsunuz. Dinliyoruz hep birlikte. Yani anlaşma, çözüm süreci, bir bakıyorsunuz arkadaş en son gelinen noktada, işte Kenan Bey bahsetti, en son gelinen noktada insanların o karşı tarafın ne düşündüğü ortada. Arkadaş ben burayı Yunanistan'a bağlayacağım. O kadar adaları aldıkları yetmezmiş gibi Yunanistan'ın, ekonomisi çökmüş Yunanistan'ın, Kıbrıs'a da gözünü dikmiş. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir anlayış? Ben hala çözebilmiş değilim. O yüzden biz gerçek gündemimize bakmamız lazım. Biz şu anda aslında uyutuluyoruz. Halk bu çözüm sürecinden dolayı uyutuluyor. Neden? Çünkü çözüm süreci gündemden çıktığı zaman birçok yolsuzlukların, birçok düzensizliklerin ortaya çıkması sağlanacak. Neden? Çünkü çözüm süreci yok ortada. İnsanların mutsuzluğu, insanların memnuniyetsizliği, devlet oluşumuzdan dolayı devletteki istikrarsızlık ne yapılacak? Gündem olacak. İşte bu gündem olmasın diye herkes
izolasyondan, şundan bundan gemisini kurtaran kaptan rolünde devam ediyor. İnanın ülkenin en büyük iş adamları bile bu gündemin bu şekilde olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü onlar ne kadar kaymak götürebilirim onun derdinde. Bu çarttan, bu meyveden, bu baldan ne kadar alabilirim bunun derdinde. Artık bizim bunu Kıbrıs halkı olarak gündemden çıkarmamız lazım. Bizim asıl gündemimiz ekonomi. Bizim asıl gündemimiz bu ülkenin daha refah, daha saygın, daha güzel olmasıdır. Bunu yapmamız lazım. Ama ne hazindir ki bunu yapamıyoruz. İşte her seçim dönemlerinde maalesef çeşitli vaatlerle, insanlara iş vaadiyle, insanlara aş vaadiyle oyları alınıyor. Ama gün geliyor bu insanların gelecekleri çalınıyor. Bakın bugün gün bulup dağıtılıyor ama gelecek insanların elinden çalınıyor. Şimdi biz geleceğimizi düşünemiyoruz. Ya 3 yıl sonramızı göremiyoruz. 5 yıl sonramızı göremiyoruz. Böyle bir ortamda insanlar nasıl kendini güvende hissedebilir? İşte bugün Türkiye'de bir süreç var. İşte bir referandum süreci var. Bu referandum sürecine baktığımızda hangi aşamalardan geldiği ortada. Bir hükümet 14 yılı geçkin bir süredir ülkesine deliler gibi hizmet ediyorlar. Bir sağlık sisteminden tutun eğitim sistemine kadar. Yollarına kadar. Yollarına kadar. Her şekilde bir hizmet ortamı oluşturuluyor. Peki biz bunu neden yapamıyoruz? Bakın biraz önce Kenan Bey ve Talip abi de söyledi. Bizdeki gündem sulu gündem. Orada yol yapılması için mücadele edecek, eylem yapılacak. İnsan çıkarıyor orada tabela, Ankara elini çek. Nasıl bir anlayıştır bu ya? Hadi ben birçok şeyi unuttum da. Ya o insan, o kardeşlerimizin, o çocuklarımızın hiç ölülerine de mi saygınız yok? Bizim tarihimize de mi saygınız yok sizlerin? O pankartı oraya astırarak hangi zihniyet onu oraya koydurdu? Hangi kirli ve pis bir zihniyet o yazıyı oraya astı? Biz orada ölülerimizin yasını tutacakken o beyinsiz zihniyet çıkıyor, Ankara elini çek diye yazıyor. Bu nasıl bir ahlaktır ki, pis bir ahlaktır ki bu insanlarla biz Rumlarla barış yapacağız ve gidip o Rumlarla anlaşacaklar ve onlar da bizi Rumlarla birlikte vuracaklar. Size açık ve net söylüyorum. Yarın bir gün eğer biz barış anlaşması çözüm süreci olduğu takdirde o tabelayı astıran insanlar Kıbrıs Türk'ünü ilk silahı çekecek insanlardır. Çünkü onların zihniyetleri kiralık, satılık zihniyetlerdir. O zihniyetler kendi beyinlerini Rum'a satmış insanlardır. Karanlık zihniyetlere satmıştır. Bu kadar öyle geleceği boyuttan mı Mustafa? Yani sen bence böyle mi görüyorsun? Ben böyle görüyorum. Çünkü daha neler konuşuyorlar bu insanlar. Medyaya çıkıyorlar. Bakın önümüzde dergi var. 15 Temmuz dergisi. Tabii. Bir kanal, kanala çıktılar ve dediler ki bu bir senaryodur. Türkiye'nin aslında gerçek bir darbe görmesi lazım. Hatta Türkiye hükümetinin düşmesi, Tayyip Erdoğan'ın öldürülmesi lazım. Buna benzer kelimeler konuştular bu insanlar. Ya kardeşim, senin ne alıp veremediğin var Türkiye Cumhuriyeti ile? Kendine gel ya. Senin burada mevcut hayatta olmana sebep olan insanların, liderlerinin öldürülmesinden ne kazanacaksın? Bunu da mı konuştular yani? Ya birçok konular. Ya, girin eski kayıtlara görürsünüz. Biz zaten o zaman hem Kanal T'de ve Ada TV'de bunların hep tartışmasını yaptık. Evet. Şu anda da zaten sosyal medyada. Yani böyle bir, bakın biraz önce siz ne dediniz? Bir sosyal medyada bir kişinin neler konuştuğunu gönderdiniz arkadaşa. Yani ben anlamıyorum. Biz birlikte olmamız lazımken şimdi dünyaya... Sosyal medyada bir tane Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan için öyle sözler yazdı ki ağza alınmayacak sözler. Ben söyleyemem yani o kadar küfürler. Peki bunu bu ölsün ya öldürsün. Bu şahıslar bir de Erkan abi. Ve şimdi bir de şuna sığındılar. Nasıl olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilişim yasası yok. Ama ben Kıbrıs'ın yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok etkin bir avukatı, eski savcı ve
ceza savcısı bilmem belki Kenan Bey tanır, Altan Erbay'ı tanırsan. Altan çok önemli. Burada biraz polisin tembelliği dedi. Bilişim yasası biraz yok. Mı? Biraz değil. Biraz değil. Biraz değil. Fazla bir polis genel müdürüne de küfrettiler bu ülkede. Yani... Ve orada biz tabii bu bilişim yasası olmamasının arkasına sığınıyorlar. Ama hayır diyor Altan. Öyle değildir. Bana hatta yasayı da söyledi. Bu ceza yasasıydı. Yani polis müdahale etmesi gerekiyor. Polis müdahale etmesi gerekiyor. Şimdi bakın bizim... Pasif bizim, kalıyorlar. Yani yasa diyoruz da... Rıza Bey, yani şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Yasalar bizde, yani geçmişten günümüze maalesef, yasalar sadece kağıt üstünde kalıyor bizde. Uygulamada sadece kişilerin kendi zihniyetlerine göre uygulanıyor. Yani ben yaptım olurculuk var bizde. Yasa takmamak var, yasa tanımamazlık var. Yasa olsa bile bakın, ben açık ve net söyleyeyim, ona da mutlaka bir kılıf bulacaklardır. Çünkü öyle yasalarımız var. İnsanların sosyal adalet noktasında, temel hak ve hürriyetler noktasında öyle yasalarımız var. Yani şu anda hiç bunlar gündeme gelmiyor. Yani herkes kim ben yaptım olur tarzı var. Ki bizde şu anda eski istikrarsız ülkelerde olan kol ağası dönemi devam ediyor. Yani ben istersem olur, sen istersen olmaz. Halk isterse olmaz, güçlü isterse olur. Şimdi ben biraz önce yani bu sözün başında bazı konulara değinirken başbakanımız güzel bir şey söyledi. Ben bunu takdir ve tasvip ediyorum. Yani bu halk tekrar 20 Temmuz mu yaşasın? Yani 20 Temmuz'u yaşatmak mı isteniyor? Aslında Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şairimiz bize gelip diyorlar ya yani bu İstiklal Marşı'nı nasıl yazdın ki, nasıl bir duyguyla yazdın ki tekrar bir istiklal, tekrar bir harp olduğunda tekrar yazabilir misin? O da onu diyor. Bir daha Allah-u Teala yüce Türk milletine İstiklal Marşı yazdırma fırsatı vermesin diyor. Evet. Bu çok önemli bir söylem. Tespit tabii. Evet. Yani İstiklal Marşı yazmak kolaydır, şiir yazmak kolaydır. Ama onun gerisinde o toplumun, insanların yaşadıklarıdır. O şiiri yazdıran, yazdırandır. Ya. Yaşamdır. Yaşamdır. Yani biz Kurtuluş Harbi'nde neler yaşamışız? Onu anlatıyor İstiklal Marşı. Şimdi biz 20 Temmuz'da neler yaşamışız? Bir daha 20 Temmuz'lara Kıbrıs Türk halkına göstermesin Allah-u Teala. Biz bir soykırımdan geçtik. İnsanlarımız... Katledildik, çocuklarımız öldü. İnsanlarımız katledildi. Çocuklarımız öldürüldü. Kadınlarımız. Yani bunları biz tekrar niye kendimize reva görelim ki? Bugün Suriye'de örneği var zaten. Allah o insanların yardımcısı olsun. Zulüm gören o insanların kardeşlerimize Allah-u Teala yardım etsin. Biz de elimizden geldiği kadar hasbelkader yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi manevi. Ama yani bu durumu yaşamak basit bir olay değil. Önümüzde bir örnek var. Önümüzde bir örnek var. Aynı Amerikan filmleri gibi biz... Senaryo çizilmemiş orada. Orada Amerikan Hollywood filmleri değil orada izlediklerimiz. Yaşanan gerçekler. Yaşanan gerçekler. Kısa oraya bir reklam. Suikast işlenmiyor. Orada gerçek bir suikast var. Hani filmlerde snipercı falan filan. Snipercı keskin nişancı. Orada gerçek insanlar katlediliyor. Televizyonda görüldüğünüz gibi değil oradaki akan kanlar. O yüzden Kıbrıs Türk halkına vatanda tekrar bu şeyler yaşanmaması için bizim ayağımızı denk almamız lazım. Tarihimizi, geçmişimizi okuyarak hareket etmemiz lazım. Çocuklarımıza, bakın bu insanlar meclislerinden geçirirse... İzinlerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra sizinle geri dönelim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamdan sonra da Türk-Yunan formunu kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü veya da cumartesi günüydü. Bir fotoğraf var. Onu da biraz etüt edeceğiz. Bu Türk-Yunan formu tam da bu Enosis'e anma, kutlama gibi bir karar geçtikten sonra Rum temsilciye meclisinde. Kısa bir reklam arası.
Yıllardır Atsa İnşaat'ın kalitesine güvendiniz ve kazandınız. Bizler de bu güveni boşa çıkarmadık ve müşterilerimize evlerini zamanında sorunsuz teslim ettik. Lüksün kaliteyle buluştuğu Gönyeli'nin merkezinde, Kolon Hastanesi'nin karşısında, Satur 7 ve 8 apartmanlarımızda Temmuz 2017 teslim tarihli 2+1 Türk Koçanlı son 3 daire için elinizi çabuk tutun. Ayrıca Atsa İnşaat şimdi yepyeni bir projeyle karşınızda. Gönyeli Yenikent'te Vedat Petrol karşısı Türk Koçanlı 2017 Aralık teslim tarihli 2+1'ler ve Penthouse lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Projelerimiz hakkında bilgi almak için sizleri ofislerimize bekliyoruz. Atsa İnşaat 0392 227 3903 ve 0533 865 5765. Tecrübesiyle Karaoğlan Kuru Yemişleri sağlıklı ve temiz üretim önceliğiyle ağzınıza layık lokum, kuru meyve, krokan, cezerye, draje, şekerlemeler ve taptaze kuru yemişleri sizlere sunarken yine %100 yerli üretimimiz olan tadına doyum olmayacak sadrazam sucuklarını da sizlerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Onlarca çeşit, yüzlerce tat ile adamızda üretip halkımıza sunuyoruz. Bu eşsiz lezzetleri tüm seçkin marketlerde ve parakende satış mağazalarımızda bulabilirsiniz. Telefon numaramız 0392 225 7314 0533 887 52 52. Yurt dışı seyahatlerinizde beklenmedik durumlara karşı Zirve Sigorta yurt dışı seyahat sağlık sigortasını sizlere sunuyor. Üstelik tüm tedavi masraflarınızı, seyahatinizin iptali durumunu ve dahası kaybolan bagajınızı ödüyor. Dünya için 20 liradan başlayan fiyatlarla. Zirve Sigorta, tüm sigorta ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızda. Kıbrıs'ta balık denilince akla gelen ilk firma Bozdağ Balıkçılık, halkımıza taze ve doğal balıkçılığı sunmak adına Lefkoşa Yenikent, Lefkoşa Küçük Kaymaklı, Girne, Mausa ve Girne Şah Market'le birlikte adamızda tam 5 şube ile sizleri balıkla buluşturuyor. Denizlerimizden soframıza taze balığın en kalitelisini sizlere sunan ve taze balıkçılığı prensip haline getiren Bozdağ Balıkçılık sizler için çalışıyor, sizlere birinci sınıf ürün sunuyor. Bozdağ Balıkçılık. Ben kimim? Memleketim Kütahya, işim seramiktir benim. Bu topraklardır yerim yurdum. Adım adım bu ülkenin her köşesindeyim. Ben Kütahya Seramiyim. Dost Meclisi'nde milli seramik diye bilinirim. Dünyanın her yerinde bu toprakları temsil ederim. Fark yaratmayı severim. 60'a 160, 80'e 160, 80'e 240, 120'ye 120 olabilirim. Ha, kimse de olmasın derseniz 120'ye 240 derim. Ebatlarımla ve doğal tasarımımla Türkiye'de ilk, haliyle tekim. Ben Kütahya Seramiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Distribütörü Cahit Necipoğlu. Starzer Mobilya'dan dev atılım. Kuzey Kıbrıs'ta evinizin veya iş yerinizin tüm mobilya ahşap işlerini yapmaya uzman ekibimizle talibiz. Yenilemiş olduğumuz makine paktımız ve uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. İç mimarlarımızın sizlere özgü yapmış olduğu tasarımları sizin de hayal ve düşüncelerinizle harmanlayarak mobilyalarınızı üretiyor, siz değerli müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Gazi Magosa Merkez, Çanakkale Mahallesi, Erbatu Apartmanı numara 1. Telefon 0533 885 43 43. Lefkoşa Mağaza, Şehit Mustafa Ruso Caddesi, telefon 0392 228 1188. Gerçek et, gerçek üstü lezzet. Nero Et Dönerci'de sizleri bekliyor. Taklitlerimizle zaman kaybetmeyin. Etin en lezzetli, dönerin en eşsiz hali. Nero Et Dönerci. Eşsiz. Kıbrıs'ın ilk konsept et dönercisi. Nero Et Dönerci, Girne Ziya Rızkı Caddesi numara 341'de. 444-63-76. Onlarca marka, binlerce ürün. Adanın en büyük yapı marketi Demirbilek Yapı Marketlerinde bol çeşit, uygun fiyat ve kampanyalar sizleri bekliyor. Demirbilek Yapı Market. Hanımefendi, kapatıyoruz. Demirbilek'in dev mağazasında zaman kavramını kaybedeceksiniz. Sayısal televizyon yayınlarında yeni bir dönem başlıyor. DVB-T yani sayısal karasal yayınlar artık Doğu bölgesinde de izlenebiliyor. Mausa, İskele ve Karpaz bölgesindeki izleyicilerimizin DVB-T yayınlarını izleyebilmek için televizyon antenlerini Doğu bölgesi verici merkezi olan Kantara'ya, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerindeki izleyicilerimizin ise Batı bölgesi verici merkezi olan Selvili Tepe'ye yönlendirmeleri gerekmektedir. DVB-T uyumlu televizyon alıcısı olan izleyicilerimiz artık uydu alıcısına gerek kalmadan sıradan televizyon antenleriyle tüm Kuzey Kıbrıs televizyon yayınlarını izleyebilecekler. Doğu bölgesindeki izleyicilerimiz DVB-T uyumlu televizyonlarını 25. kanala, Batı bölgesindeki izleyicilerimiz ise 41. kanala ayarlayıp kanal araması yaptırmalıdır. Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor. Evet değerli izleyiciler, son bıraktığımızda bir fotoğraftan bahsetmiştik. Pazar günü zannedersem Yunan ve Türk formu adı altında bir kabulü vardı Cumhurbaşkanı'nın.
Ve Cumhurbaşkanı orada bir takım görüşmeler yaptı. İçeriği hiç açıklanmadı ama bir fotoğraf paylaşıldı ve o fotoğrafta da bunu görüyoruz. Görebiliyoruz fotoğrafı şimdi ekranda. Şimdi tabii burada bir mesajımız var. Bunu fotoğrafı değerlendirdikten sonra ama okuyalım mesajımızı da öyle. 2002 Sayın Talat Savaşlar yok artık bizi kandırıyorlar diyordu. Şimdi Suriye'de çocuklara uçaktan çikolata mı atıyorlar? Evet. Anlamında Filistin'in de aynı şekilde yapıyorlar. Bombalanıyor, öldürülüyor insanlar. Türkiye'nin garantörlüğü çok önemli. Size de selam gönderiyor. Bilal kaçmaz Kenan Bey. Programımız çok güzel diye ekliyor. Ve ben gelen mesajı okumak durumundayım. KKTC en büyük belası sendikacılar diyor. O Bilal kaçmazın Bilal mesajı. Evet. Bilal kardeşimizin mesajı bu. Ama çok güzel söylemiş. 2002'de Sayın Talat savaşta yok artık bizi kandırıyorlar söylemi. Çok önemli tabii. Bugün neler oldu? Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de yüzlerce hatta binlerce, on binlerce insan telef oldu. Çoluk çocuk gitti. Şimdi o tarafa dönelim. Yönetmenim fotoğrafı ben bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Erkan abi. Şimdi Suriye'de şöyle bir durum var. Alevilerle Sunniler. Yani burada ırkçılık olayında bizde büyük sıkıntı var. Biliyorsunuz sağcılık, solculuk, Alevilik, Sünnilik. Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belası. Suriye'de iki tane aile, iki tane arkadaş daha doğrusu. Burada bir kahvede oturuyorlar Kenan abi. Ve kahvede otururken birisi Alevi, birisi Sünni. Bu insanlarla konuştuğumuz zaman bize dedikleri şu. Biz Suriye'de savaş olmazdan evvel bunlarla aynı caddeyi boş verin birbirimizi bir yerde görsek emin olun öldürürdük diyor. Ama ne acıdır ki Suriye'deki savaş işte bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Alevi Sünni'yi kardeş haline getirmiştir diyor. Yani vatanına sahip çıkmamanın sonunu bu şekilde görüyor. Ödüyorlar. Acı şekilde ödüyorlar. Onun için biz vatanımıza sahip çıkalım. Çıkmak durumundayız. Başka alternatifimiz yok. Fotoğrafa yok. Geçeceğiz de Hasan Güler Bey bir mesaj attı. Çözüm nasıl olursa olsun çözüm diyenleri iyi tanıyoruz. 2004 referandumundan önce içlerindeydim. 15 Temmuz ihanet kalkışma karşısında sokağa dökülen milyonlar arasında solcular yoktu. Erdoğan öldürülecek diye seviniyorlardı. 15 Temmuz'dan sonra demokrasi nöbetlerinde bizde bir tek solcu CHP'li yoktu aramızda. 15 Temmuz'da yaşananlara Erdoğan'ın senaryosu dediler. 248 şehide ve 2300 gaziye senaryo dediler. Bunların KKTC'deki sözde çözümcülüğü farkı yoktur. Çözüm olmalı ama ne pahasına olursa olsun yanlıştır. Sizler gönüllerimizin tercümanısınız. Emeğinizi Allah zayi etmesin inşallah. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey'e de. Teşekkürler sağ olsun. Ben o fotoğrafa yönetmenim o fotoğrafı lütfen alsın ekrana. Bakınız değerli izleyiciler. Bu fotoğraf Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından paylaşıldı. Bir şekilde bize ulaştı ve ben de bunu sosyal medyada paylaştım. Bunun adı Türk-Yunan formu. Şimdi Türk-Yunan formu dediğiniz zaman bir tarafta Türkiye'den gelecek olan Türkler anlamı var bende. Yani Türkiye'li vatandaşlar olacak ya da iş adamları ne olacaksa. Diğer tarafta da Yunanlılar olması gerekir. Türk-Yunan formunun adı budur. Bu şekilde izah edilir. Türk-Yunan formu iş adamları genelde Cumhurbaşkanı ziyaret eden ya siyasi gruptan gelen bir grup foruma katılanlar olur ya da iş adamları olur. Bir tarafta Yunanlılar oturur. Bir tarafta da Türkler oturur. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda değerli izleyiciler siz yakinen bunu görüyorsunuz. Bir tanesi Niyazi Kızılyürek. Nikos Anastasiadis'in danışmanı. Aslında bir Kıbrıslı Türk. Güneyde yaşıyor. Öğretim görevlisi kendisi. Yanında Emine Erk. Eski Dışişleri Bakanı. O geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı. Karşı tarafta Meltem Samani. Sanat işleri danışmanı. Zannedersem sanat danışmanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yanında Erdil Nami, müzakereci Özdil Nami'nin babası. Onun yanında bir büyükelçi, emekli büyükelçi. Bu elçinin de Brüksel'de yaptığı dönem, görev yaptığı bir dönemde
bir sorunu oldu. Bazı içkileri zimmetine geçirdi ve mahkemelik bir konusu oldu. Şimdi burada Türk-Yunan formu bunun neresinde? Bir kere dört tanesi Kıbrıs'ta Türk'tü. Ve bir tanesini Kozan Anastasiyadis'in danışmanıdır. Diğeri eski Dışişleri Bakanı'dır. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanıdır. Meltem Samani ve Erdinlemi de müzakereci Özdinlemi'nin babası. Şimdi neden bu şekilde bir haber yapılıyor? İşte Türk-Yunan formunu kabul etti. Peki Sayın Akıncı ne görüşünüz? Halkınızdan gizliyor musunuz bunları? Niye TAK'a bu bilgiyi verirken Türk Ajansı'na, Kıbrıs Türk Ajansı'na ne görüştüğünüzü de söylemiyorsunuz? Ve bunun adına Türk-Yunan formu koyuyorsunuz. Adını böyle değerlendiriyorsunuz. Biz de bunlara tepki gösterdiğimiz zaman, bunu medyaya taşıdığımız zaman, bunun üzerinden yorum yaptığımız zaman siz de bize saldırıyorsunuz. Linç ediyorsunuz. Nasıl oldu bu? Bu şu şekilde oldu değerli izleyiciler. Ben çok yaralandığım için bunu yazdım da. Gürdal Hüdaoğlu Cumhurbaşkanı Müsteşarı. Onun talimatıyla Milli Arşiv açılıyor. Kenan Bey çok iyi bilecek. 95'te ben çok da sevmiyorum. Rahatsız da oluyorum. Çok da rahatsız oluyorum. Güney'e kaçırılmıştım. Günlerce işkencelere maruz kaldım. Ve orada bir iddia vardı. Ve o gazeteye bir günlük yansıdı. Rum gazetelerine yansıdı. Tercüme edildi. Türk gazetelerine yansıdı. Ama ondan sonraki olayı onları da aşmış olsaydı Milli Arşiv oradaki müdür ya da Gürdal Hüdaoğlu bu talimatı verirken bu arşivi bu şekilde açın. Erkan'ı bu şekilde Karalay'ın toplumun önünde ve bunlar sosyal medyada paylaşıldı, konuşuldu. Bu şekilde mi demokrasi anlayışınız? Size biz ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte fotoğraf her şeyi söylüyor. Biz uydurmuyoruz. Siz kendiniz bu fotoğrafı paylaştınız. Biz de bu fotoğrafın kimler olduğunu konuştuk. Onları anlattık. Ve bu Türk-Yunan formunun içeriğinin ne olduğunu kamuoyu adına buradan sorguluyoruz. Ne görüştünüz Sayın Cumhurbaşkanı? Lütfen açıklayınız. Kamuoyu bunları bilsin. Evet Kenan Bey. Siz de burada bazı evrakları karıştırıyorsunuz. Görüyorum. Elinizde evet. Çok ilginç. Bunu yakaladım da gördüm de. Çok da gizli bir şey değil bu. Şimdi baktığımızda. Ama bu fotoğrafla ilgili bir yorum yapmanızı isteyeceğim. Ben merak Türk ediyorum. Türk-Yunan formu bu adı hangi altında temel üzerine kuruldu? Ticaret, sanayi, sağlık, odalarla yani ne görüşünüz? Yani peki bu dört tane isim bu forumda yer almalı mı? Türk-Yunan formu dediğinizde. Ha deseler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Rum tarafı, Rum yönetimi formu deseler. Sanayi geçmişte işte Erdin Nami Bey ticaretten gelen bir kişi. Belki ticari ilişkilerin daha Kıbrıs Türk ticaret erbabının önünün açılmasıyla ilgili. Yok yani açıklaması lazım. Hani şeffaf ve dürüstlük ilkesine baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın o toplantının ana hedefi, ilkesi nedir? Açıklaması lazım. Ha açıklanmıyorsa demek ki gizli bir şey var. Kıbrıs Türk'üne ihanet var. Eğer açıklanmıyorsa ben o resme baktığımız zaman gizlilik içerisinde yapıyorsanız, ana temalarını açıklamıyorsanız, bu formun amacı, başlangıç noktası bu, hedefi bu diye bir program açıklarsanız ben bu sözlerimden de özür dilerim. Açıklamıyorsanız Kıbrıs Türk'ünün en büyük ihanetini yapıyorsunuz diye düşünürüm. Ve söylüyorum da ben burada. Açıklarsanız ki bu düşüncelerimi ortadan kaldırabilecek, silebilecek hangi ilkeleri, hangi hedefleri Kıbrıs Türk'ünün dünyadan tecrit edilmiş Rumlar tarafından ve Yunanistan tarafından, Avrupa Birliği tarafından dünyadan tecrit edilmiş Kıbrıs Türk halkının önünü açacak mısınız? Bu formun Enosis, ilkokulda Enosis anlatılma gününde böyle bir günleri Kıbrıs Türk formunun, Yunan formunun
neye, hangi amaca hizmet edeceğini merak ediyorum. Sevgili Kenan açıklaması Akın, gerekir bakın, diye düşünüyorum. Şimdi ben. Eğer demokratik şeffafsanız ve halkınızdan bir şey gizleme ihtiyacını duymuyorsanız açıklasınız. Şu şekilde açıklanır, açıklanması lazım. Önce bu forum kaç kişiden oluştu? Kimler ne görüştü? Katıldı? Ne görüştü? İsimler halka açıklanır. Türk tarafından şu 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 isimler katıldı. Yunan tarafından bu isimler katıldı. Ve Kenan Bey'in de dediği gibi ticaret konuştuk, siyaset konuştuk, doğalgaz konuştuk. Şu ihtiyaçtan dolayı ve şu ihtiyaç duyuldu. Şu ihtiyaçtan dolayı bu toplantıya ihtiyaç duyuldu ve bunları değerlendirdik. Veya geç kalınmış bir toplantı. Veya da geç kalınmış hani, bir toplantı. Hiç çok çok geç kalınmış. Ama orada, orada gördüğümüz... Türk Yunan formu diyorsunuz. Ama gördüğümüz... 4 tane Kıbrıslı Türk var. Ben bunu kabul edemem. Evet. Ve ben bunu belki de şimdi bizim söylediklerimizi ilk kez duyanlar var. Kimse, belki de birçok insan bunun bu şekilde olduğunu bilmiyor. Çünkü ben Kıbrıs Türk Ajansı'ndan üyesiyim. Haber geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk-Yunan formunu kabul etti. Bu haber değildi. Bakın bu haber değildi. Kabul etti. Ne görüştünüz? Kimler katıldı? Kaç kişi katıldı? Hangi Yunanlı, hangi Türkiye'li? Bunu söylemek mecburiyetindesiniz. Kaldı ki Türkiye'nin şu anda 15 Temmuz'dan 15 Temmuz itibariyle Yunanistan'a kaçmış Türk subaylarını teslim etmeyen 8 tane subayı 8 evet. tane subayı. Ve Sayın Erdoğan'ı öldürmek için giden 8 tane subayı. Evet 8 subayı Türkiye'ye teslim etmeyen bir dönemde. Ne formu bu? Nedir senin? Sayın Akıncı senin amacın ne? Hani bak. Erdoğan'ı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için Ege'ye gider. Helikopterle öldürmeye, kaçırmaya, denize atmaya her türlü sinsi planı tasarlayan 8 tane subayı anavatan Türkiye'mize teslim etmeyen, izinsiz Yunanistan'a askeri uçakla giren, kaçan. Askeri helikopterle izinsiz giren, o helikopterin Yunanistan'a girerken uluslararası havaalanında bir rotası yoktu. Burada halt edemediler. Anavatan Türkiye'ye 2 dakikalık bir videoyla Türkiye'nin 80 milyon insanını sokağa döken Cumhurbaşkanımızın kınına dokunamadılar. Bütün niyet oydu. Sayın Tayyip Erdoğan'ı şu anda belki de biz rahmetle anacaktık. Böyle bir maalesef, yürekli Allah onun anasının mekanını cennet etsin. Bazı seviyesizler küfür edebilecek kadar aşağılıyorlar. Ölmüş bir kadına küfür edebiliyorlar. Allah muhafaza ya. Ölüm. Böyle bir karaktersiz insanlar da var. Eleştireceksen ben CHP'yi eleştiririm. Atıyorum A Parti'yi, B Parti'yi eleştiririm. Politikalar ama liderlerine de saygı duyarım. O da bir. Benim dünya görüşüme uymasa da bile saygı duymayı bile saygı duyarım. Evet. Ve böyle bir günde bir ihanet içinde olan 8 subayı Türkiye'ye adaletine teslim etmeyen bir Yunanistan'ın olduğu dönemde Sayın Akıncı neye amaç için? Ne formu yapmıştır? Yani. Ne formu? Ha, ne bu forum acaba gidip o 8 tane ihanet eden teslim Türk subayını teslim almak için mi? Belki de. Açıkla. Evet. Açıklamada çok 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 ama çok özür dileyim ben. Yok öyle bir şey. Ben de çıkar özür dilerim. Ali Mehmet bir mesaj attı bize. Biz mesajlarımızı okuyoruz. Hiç bir şeyi çıkartmadan. Erkan Bey sizleri kutlarım. Çok güzel etkileyici bir program. Arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şu andaki fotoğraflardakiler yani bizim paylaştığımız o fotoğrafta kuyumuzu kazan ekiptir. Hepsi de nedense Türklüğü inkar eder derecede nefret doludurlar. Kızıl Yürek orada onun Londra'da Rumlarla birlikte çalıştığını biliyor muydunuz? Ya Nami şu anda tüylerim diken diken oldu. Allah tümümüzden razı olsun. Yemin ederim bu ekip çoktan beri hazırlanmıştı. Ha belki de bu ekip biz oku, biz gelen mesajı oku. Bu ekip şimdi gidip Ankara'ya belki de Türkiye sokaklarında 18 maddelik anavatan Türkiye'mizin önünü açacak. Anavatan Türkiye'mizde istikrarın temelini atacak 18 maddeye de
hayır kampanyasına katılacaklar belki de. Belki de. Belki de. Sayın Akıncı açıkla o zaman bunları. Yok öyle bir şey de. Biz çağrımızı yaparız. Yok öyle bir şey de. Çağrımızı yaparız. Çağrımız yerine ulaşır. Halkımız bilgilenir. Yetkililer açıklama yapmak zorunda. Biraz sonra ben... Eğer varsa bir yetkili de canlı yayına bağlanmak istiyorsa seve seve alırız tabii, kendisini. Tabii. İki kardeşimden sonra da ben... Biraz da neden anaya, evet Türkiye'de diyoruz? Anaya döneceğiz. Evet tamam. Ve hayır da biz değinelim. Programımızın niye kısmı sahte, da? Türkiye'deki sahte Atatürkçülerin bu ülkede Atatürk öldükten sonra o Atatürk'e saygı duyan göya Atatürk Atatürk diyenlerin hangi gaflet ve delalet ve ihanet içerisinde olduklarını da açıklamaya çalışacağız. Konuşacağız. Evet tabii. Şimdi tabii ki Sayın Akıncı'nın böyle bir bu From adı altında bu hassas dönemde Enosis'in tekrar hortladığı dönemde Kenan abimizin de söylediği gibi 8 tane askerimizin verilmediği dönemde böyle bir forum yapması ve burada Yunan tarafından gelen insanların kim olduğunun bilinmemesi enteresan bir durum tabii ki. Yani biz burada şunu söylemek gerekir. Ya Allah aşkına biz kesinlikle ve kesinlikle şu görüşte olmamız lazım. Cumhurbaşkanı Akıncı bizim cumhurbaşkanımızdır. Tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti de Atatürk bizim cumhurbaşkanımızdır, başkomutanımızdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Tayyip Erdoğan da bizim cumhurbaşkanımızdır, şu an başkomutanımızdır. Yani biz Atatürk'ü kabul ediyoruz. Siz niye kabul etmiyorsunuz? Yani bu an, şu an Cumhurbaşkanı Akıncı da bizim cumhurbaşkanımızdır. Peki, bunu kabul ediyoruz. Bunu yadırgamıyoruz. Kuzey Kıbrıs ama Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Kesinlikle Kuzey Saygılı Kıbrıs sonsuzdu. Kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak lütfen 300 bin kişilik halkı tam manasıyla sahiplensin. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'a da buradan sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 80 milyon ferdini sahiplensin. Açılım bu. Kesinlikle. Mustafa. Kesinlikle. Şimdi tabii ekranı yeni açan seyircilerimiz bizim çözümsüzlüğün koyculuğunu yapıyor görmesinler. Biz dünyada insana hoşgörüyü en çok baz alan inanışta bir insanız. Ne diyor Yunus Emre? Biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Evet, ondan ötürü. Biz insan sevdalısı, iyilik sevdalısı insanlarız. Türk milleti kendisine zarar vermeyen hiçbir şeye zarar vermemiştir. Bugün dünyada görünür. Ecdadımız gittiği öyle. gittiği her yerde adaleti, insancılığı ön plana çıkaran bir ırktan geliyoruz. Atalarımız, cetlerimiz kendilerine gittiği yerlerde hoşgörüyü, insanlığa saygıyı, adaleti her zaman yaymışlardır, yayıyorlardı. Hatta hepimiz Cuma'ya gideriz. Cuma'da da her zaman der ki Cuma namazından sonra şeyde hutbede Allah-u Teala adaleti, iyiliği ve akrabaya yardımı emreder. Yani biz hakkaniyet ölçüsünde hayatımızda hayatımızı sürdürmekten sorumluyuz. Adaletli bir şekilde. Şimdi bu çözümsüzlük süreç içerisinde benim tabii ki Rum tarafında bizim de yani komşularımız olduğu için her ne kadar bizleri Enosos sevdasıyla denize dökmek sevdaları olsa da yine de konuştuğumuz, irtibat kurduğumuz Rum insanlar var. Arkadaşlar diyelim onlara. Tabii çünkü ki. Karşılaşıyoruz. Arkadaşlarımız var. Komşularımız. Devletlerimiz komşudur. Evet, devletlerimiz komşudur. Şimdi bu tarihi bir vesikadır. İki tane tarihi vesika anlatmak istiyorum böyle. İşte oturuyoruz. Arkadaşı geldi. Yaşı 65 civarında bir abimiz. Yani bizden büyük. Değerli bir insan. Bizim de çok faydası da var. Arkadaş sordu o Rum arkadaşa. Yaşlı biraz tabii. Dedi ki bu çözüm sürecinde. Çünkü onlar hep bize gelir anlatır. Derdi ki ya bu çözüm olacak. Biz inanıyoruz. Sayın Akıncı bu noktada çok iyi. Çünkü tavizler de veriliyor. İstediklerimiz de oluyor şeklinde söyledi. Ama dedi biz referandum, yarın bir gün referandum geldiğinde biz şeyi merak ediyoruz diye sorduk. Yani evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Şu mevcut ortamda. O günde Cenevre görüşmelerinde garantiler konusu
gündemde ve başkanlık sistemi gündemde. İşte muzip bir arkadaş sordu o yaşlı Rum arkadaşa. Ya dedi, ben şunu merak ediyorum. Biz size adanın tamamını versek, biz sizin yönetiminizde yaşasak, sadece sizden iki şey istiyoruz. Birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü, diğeri de dönüşümlü başkanlık. Bütün arazileri verdik, araziler sizin olsun. Çözüme evet der misiniz? Dedi. Bakın 65 yaşında, yani bu şahsı görmek isteyenlere de ben gösterebilirim. Hatta onların yanında da aynı soruyu cevaplandırabilirim. Bize dedi ki, Türkiye'nin garantisinin olduğu hiçbir anlaşmaya biz evet demeyiz. Çünkü biliriz ki yarın bir gün bir çözüme evet dediğimizde Türkiye'nin garantisi varsa bizi adadan da siler. Yarın bir gün herhangi bir hata yapacağımızda. Yani mentaliteyi görüyor musunuz? Biz adadaki bütün arazileri vereceğiz. Sadece iki madde istiyoruz. Başkanlık ve Türkiye'nin garantörlüğü. Ama yine de ona hayır diyecekler. Şimdi böyle bir süreci yaşıyoruz. Böyle bir durumu yaşıyoruz. O yüzden bizim aklımızı başımıza almamız lazım. Biraz önce de değindim. Bizim hedefimiz sadece çözüm, gündemimiz çözüm olmamalı. Bizim gündemimiz ülkemizin kalkınması, genç neslimizin geleceği olmalı. Bunun için mücadele etmeliyiz. Siyasetçilerin bugün birbiriyle didişmesinden bütün halk, bütün insanlar usandı. Başbakanın, cumhurbaşkanının birbirine medyada konuşmalarından bütün insanlar usandı. Biz gerçek gündemimize dönelim. Biz işte biraz önce çocuklarımızın vefatından bahsettik. Hastanelerimizin durumundan, bugün mesela gazetelerde gördük, Nalbantoğlu Hastanemizin 39. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Ben Nalbantoğlu Hastanesi'ne gittiğimde gerçekten utanıyorum. Allah eksikliğini vermesin. Ama utanıyorum. Her tarafı neredeyse kırık dökük. Ve bugün gündemde sağlık doktorlarımızın özel hastanelerinde görev yapma konusu gündemde. Bunları hiç tartışmıyoruz. Ama sadece özel hastaneler için Hipokrat yemini etmiş ve insanlığa saygılı olması gereken o doktor kardeşlerimizin istifa tehditleriyle biz gündem geçiriyoruz. Ne efendim? Biz özel hastanelerimizi açacağız. Hem devletten paramızı alacağız. Hem özel hastanelerde çalışacağız. Özel kliniklerde çalışacağız. Neden? Neden bu eşitsizlik? Neden bu adaletsizlik? Özel hastanelerde sırf çalışmak, daha fazla gelir elde etmek için bu insanlarımızın, bu yardıma muhtaç, sağlık tedavi için gelen insanlarımızın, onları silah olarak kullanıyorsunuz. İstifa noktasına gündeme getiriyorsunuz. Yani o zaman bunlar, yemininiz nerede kaldı? Yemininiz nerede kaldı? O yemininizi sildik, hayatınızdan sildik. Siz sadece maddi amaçlarla mı doktor oldunuz? Yani ya. Bunları konuşmamız lazım. Çünkü bizim gündemimiz bunlar. Hastaneye gidiyorsunuz. Sağlık, eğitim, altyapı. Bakın, istihdam. Tabii. Günlerce eğitim konusu. Benim içler acım. Çünkü maalesef öğretmenlerimizin topluma, gençliğimize, geleceğimize örnek olması gereken öğretmenlerimizin bugün sokaklarda eylem eylem dolaşmalarından bıktık. Biz artık öğretmenlerin çocukların başında çocukları geleceğe hazırlaması için mücadele eden insanlar olarak görmek istiyoruz. Sokaklarda ellerine Türkiye, Ankara elini çek pankartlarıyla değil. Çünkü eğer biz ayrılırsak yok oluruz. Türkiye düşmanlığıyla çocuklarımızı yetiştiriyorlar maalesef. Yani biz ayrılırsak yani yok oluruz. Diğer hani, öğretmenlere de tenzih ederiz tabii. Şimdi ne diyor bizim tarih şairimiz ne diyor? Toplu vurdukça kalpler onu top bile sindiremez. Bizler kalplerimizin toplu vurması için mücadele etmeliyiz. Gençliğimizin ve geleceğimizin daha müreffeh yaşamı için mücadele etmeliyiz. Yani bu konulara da ben değiniyorum. Çünkü gerçekten bu bir büyük bir acı. Son Cumhurbaşkanımıza, Sayın Akıncı'ya, daha önceki bir programda da bunu gündeme dile getirmiştim. Bakın,
Her ne kadar bu toplumun %60'ı size oy vermese de bugün o %60'ın da cumhurbaşkanısınız. Temsil ettiğiniz kurum bugün Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmektedir. O yüzden karar verirken lütfen size oy bir önceki seçimlerden önceki düşüncelerinizle değil bu toplumun geleceğiyle alakalı projelerinizle ve düşüncelerinizle hareket edin. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz hiçbir zaman boyunduruk altına alınabilecek millet değiliz. Çünkü bizim hanımlarımız, kadınlarımız aynı 74'ten önce olduğu gibi o eline tüfekleri alır, erkeklerden önce koşarlar. Biz bunları gördük. Tabii. Var tarihimizde. Kıbrıs Türk tarihinde var. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde var. Türk erkeklerden daha cesur kadınlarımızla birlikte silahlarını ellerine alarak koştuklarının tarihi vesikalarda mevcut. O yüzden biz bir toplumuz, Türk insanıyız. Boyunduruk altına alınamayız. Hiç kimsenin tahakkümü altına alınamayız. Bugün Enasyus sevdasında olan ve Yunanistan'a her zaman bağlılıklarını dile getiren bu insanların karşılarında Türk insanı olduğunu her zaman hatırlatmalısınız. Biz çünkü tarihimizde övünç duyacak bir milletiz. Ecdadımız dünyaya 1000 yıl hükümdar olmuş adaletiyle, hakkaniyetiyle. O yüzden böyle bir toplumun, böyle bir ecdadın torunları olarak bizler öyle kolay kolay boyunduruk altına alınacak insanlar değiliz. Sanmasın ki bugün kısık seslerimiz var. Bu kısık sesler bir gün aynı 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan olaylar gibi tankın önüne cesaretle çıkmasını bilir, silahın önüne koşarak şehit düşüncesiyle toprağını ve bayrağını savunarak koşmasını bilir. İşte videoları gördük. Bir kadın ne yapıyor? O silaha karşı siz bu toprağın sahibi olamazsınız diyerek kendini siper eden kadınları gördük biz. İşte videoları var. Hepimiz birlikte bunlara şahit olduk. O yüzden biz kolay bir millet değiliz. Biz boyunduruk altına alınabilecek bir millet değiliz. Biz zulüm altında inleyecek bir millet değiliz. İşte TMT'nin kuruluşu 1958'de zulüm altında olamayacağımızın bir göstergesidir. Bir organizasyonudur. O yüzden bunları düşünerek hareket edelim. Geleceğimizi böyle inşa edelim. Doktorlarımıza, öğretmenlerimize, mühendislerimize, mühendislerimiz de bir binayı yapacaklarsa düzgün yapacaklar, iyi yapacaklar, kaliteli yapacaklar. Tüccarımıza bu memleketin vergisini ödeyecek kim kazandıysa. Kim kazandıysa bu memlekette herkes vergisini ödeyerek hareket edecek. İşte hep birlikte bir arada olursak doktoru düzgün işini yapar, öğretmeni düzgün işini yapar, tüccarı düzgün işini yaparsa bu millet ayağa kalkacağına inanıyorum ben. Tabii ki bu duygulara katılmamak mümkün değildir. Kesinlikle ben katılıyorum. Bizim gündemimiz işte bugün çözüm olacak, yarın çözüm olacak. Bugün şu forum, bugün bu forum değil. Bu ülkenin gündemi Mustafa kardeşimin de sıraladığı gibi halkın beklentilerinin giderilmesidir. Hükümetler bunlar için seçilir. Halkımız sandığa gider, hükümeti seçer ve bunun beklemesine aslında tahammülü yoktur halkımızın. Çünkü gerçekten belki de her yönüyle dökülüyoruz. Bunların tartışılması gerekir. Neleri, ne zaman ve hangi öncelikte yerine getirmemizin tartışılması gerekir. Zaten çözüm, biz de çözüm istiyoruz. Zaman ve zaman bize aşırı milliyetçiler diyebilirler. Bizim de çözüm anlayışımız iki devletli çözümdür. Bu da bir çözüm anlayışıdır. Bu da bir çözüm modelidir. Yani illaki bu ülkede federal çözüm modeli. Efendim masada yıllardan itibarendir federal çözüm görüşü. Olmuyor. İşte en son 20 aydır Sayın Akıncı çok ileri safhaya getirdiği açıklamalar yapıldı. Yine geldi. Bu çözüm beklentisi şu anda duvara tosladı. Ve sosyal demokrat birçok arkadaşımız bunu sosyal medyada
paylaşmıştı. Bitmişti bu iş demişti. Bizim de çözüm, biz de çözüm istiyoruz. Ama biz iki devletli çözüm istiyoruz. Ve Rum tarafının biraz da empati yaparak baktığımız zaman değerli izleyiciler, aslında Rum tarafı bunu yapmakla onlar da federal çözümü istemiyorlar. Onlar da endişe duyuyor. Onlar da kendi kurulu düzenlerinin bozulmasından endişe duyuyorlar. O zaman kadife ayrılıktır bunun adı. İki devletli çözümdü. Belki de ki bizim hep savunduğumuz budur. Bu halkın, iki halkın da hayrına bu şekilde bir çözüm, iki devletli çözüm daha güvenilir, daha ilerisi felaketle sonuçlanmayacak bir çözüm modelidir. Kesinlikle. Biz de bunu savunuyoruz. Evet, biz sözü Kenan Bey'e veriyoruz. Ve evetiz. Ve şimdi biraz da Türkiye'nin referandum sürecine şimdi şöyle değerlendirelim. Hasan Güler Bey bize birkaç tane mesaj attı. Ve orada şunu özetle söyleyeyim. Özellikle 15 Temmuz kalkışması başarılı olmuş olsaydı bizler de zaten olmayacaktık. Yalnız Sayın Erdoğan öldürülecek dediniz ya, size selam ediyor Hasan Güler Bey, Sayın Bakanım diye. Bizler de olmayacaktı diyor kendisi. Yani doğrudur. Ben yüreğine sağlık, diline sağlık, teşekkür ediyorum. Aynı duyguları paylaşmaktan dolayı. Şimdi Mustafa kardeşim kapıyı açtı. Şimdi yıllardan beri çözüm havanda su dövüyoruz. Anavatan Türkiye ile sağlıklı bir ilişki kuramadık. Gerçekten kurulamadı. Anavatan Türkiye ile. Ben övünmüyorum. Benim bu iddialarım, bu sözlerim Tarım Bakanlığı'ndaki dönemimdeki ilişkiye baktığımız zaman adadaki Kıbrıs Türk çiftçisinin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ortaya gidip anlattığım zaman hiçbir şeyi esirgemediler. Döktüler de döktüler. Verdiler de verdiler. Hatırlıyoruz canım o dönemi. Şöyle bakıyoruz. Biz bütçeden para geliyor. Biraz önce maalesef içim titriye titriye eleştirdim. Yani sadece Kemal Dürüst değil. Bütün Ulaştırma Bakanlarını. Ya Türkiye'yle eğer benim teknik adamım yoksa, hani entegre olalım da demiyorum ama en azından teknik adam bilgisi açısından git Türkiye'deki Ulaştırma Bakanlığı'na, benim dersin ki böyle böyle yol haritam var. İşte Girne ile Lefkoşa arasında veya da Magosa ile Girne arasında veya Ercan'la Girne yol arasında. Ama şimdi şeyle konuşalım. Şimdi Emine Hacı Mustafa hanımefendi bize bir mesaj attı. Programınız muhteşem. Devam edin, izliyorum diye. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum ben kardeşime de. Şimdi biz biraz Türkiye'yi değerlendirelim. Bu kalan şimdi buraya geleceğim. Tamam. Burada ben istikrarı sağlayabilmem için anavatan Türkiye'mle ne kadar sağlıklı ilişki kurabilirsem son derece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünkü yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına inananlardanım. Bakıyoruz. Kuzey Kıbrıs'a dönüp bakıyoruz. Yani yıllardan beri işte çözüm. Ekonomimiz hangi noktaya geldi? Ekonomi için hiçbir şey yapmadık. Hep umut pompaladılar bize. Gelen giden biz derken tüm Kıbrıs Türk halkına. Şimdi biri diyebilir. Ya sen de 20 yıl milletvekilliği yaptın. Yani. Ben dış politikada hiçbir zaman bu adada Kıbrıs Türk'ünün yaşam hakkını verilmeyeceğini söyleyenlerden bir tanesiyim. Ekonomi konusunda hiçbir adım atmadık ya. Ne üniversitelerimizle, akademisyenlerle, ne ticari erbapla vesaire. Sanayide üretim bir kere. Üretimimiz ne oldu? Hem tarımsal üretimde hem sanayi üretimde. Eskiden burada 12, 13 bin, 14 bin tane konfeksiyon işçimiz vardı. Konfeksiyon işçimiz. Hepsi battı. Darmadağın oldu. Üretim yine aynı keza. 3-5 tane tüccarın kasasına para doldurmak için her türlü gevşekliği yapıyoruz. Her türlü. Ama burada üreten, süt üreten, tarım alanında seracılık yapan, tüm sektörlere, hayvancının nasıl ürettiğini,
ürettiğimiz ürünleri kendi iç piyasamızda değerlendirme yerine dışarıdan gelen ürünlerin rekabetiyle ezdik, eledik, bitirdik. Bugün bakıyorum Sayın Bakan açıyor, süt parasını ödedim. Avanta mı verdin ya, sadaka mı verdin ya? Hani bakanlığın görevi bu değil. Süt parasını ödemiş. Ya zaten ödeyeceksin, o kendi ürettiği, gecesini gündüzüne kattığı hayvancının süt kurumuna verdiği parayı, sütün parasını tabii ki ödeyeceksin. Bu bir başka da görevin ne? Görevin o zaten. Hani bunu habermiş gibi manşet atmak hiç de böyle benim benimsediğim olaylardan değil. Benim dönemde var mıydı? Yoktur. 70-80 gün ödenmemiş parayı bir kere ödediğim zaman, 15 güne düşürdüğüm zaman onu haber yaptım. Ondan sonra hiçbir zaman 96-98 döneminde süt parasını ödedim diye övünmedim. Görevimdi çünkü. Ama bakıyoruz eğitime. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde tepki koydular da o dönemde. Şehit çocuklarına öğretmenlik veriyorduk. Biz kontenjan. Öteki tarafta 24 saat, 48 saat, 72 saat çocuk ders çalışıyor. Öğretmenlik sınavına kazanacak, öğretmen olacak diye. Öteki taraftan siyasi çıkarlar doğrultusunda şehit ailelerin, şehit çocukları tabii ki devlet sahiplensin. Bugün anavatan Türkiye'miz her türlü sahipleniyor. Ya biz burada şehit çocuklarına sahip çıkacaksak X dairelerde ille de öğretmen olacak. Öğretmen sınavını geçmese de bile şehit çocuğurdu diye öğretmen yapma kadar saçma bir düşünce yoktu. Ben bunu eleştirilerledim. Ve bugün geldiğimiz noktada 10 Kasım'da hiç ismini de gizlemeye gerek yok. Hakan Yıldırım kardeşim. Kenan Bey, bir telefonumuz var. Alalım arzu eder seni. Tabii, buyurun. İyi akşamlar. Arkadaşlar, sesi verir misiniz içeri? İyi akşamlar. Telefon değil, direkt ama. Bir gün ulaşılmadı galiba. Ulaşılamadı zaten. Hakan Yıldırım çocuklarımıza 10 Kasım'da bakınız. Öğretmenlerimiz eserini görün. Eğitim sistemimizin eserini görün. 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm ve doğum tarihi soruluyor. 25 tane, belki de 25 tane çocuğa sordu. 2 tanesi bildi. Evet, ben de seyrettim. Ben utandım. Böyle öğretmenlerin çocukları bu şekilde seviyesiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde. Mikrofon tutuluyor çocuklara. Atatürk'ün ölüm ve ölüm tarihi ve 1881 ve 1938'i bilmeyen onlarca çocuk, yazıklar olsun. Aldığınız, devletten almış olduğunuz o para, anavatan Türkiye paranı istemem, pulunu istemem diyerek çocuklarımızı eğitimsiz bırakan öğretmenlere, hepsine söylemiyorum. Bilgisiz, Atatürk'ümüzün ölüm ve doğum tarihini öğretemeyecek kadar eğitimsiz bıraktığınız için yazıklar olsun, utanıyorum sizlerden. Ben şu anda hala öğretmenimle, kısa bir reklam arası, öğretmenimle telefon konuşurken 92 yaşındaki öğretmenimin karşısında titriyorum. Titriyorum. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Kısa bir reklam arası değerli izleyiciler. Reklam, bu son reklam aramız ve ondan sonra Türkiye'deki referandumu biraz konuşacağız. Ve orada neler yapılıyor, onları bir değerlendirelim. Kısa bir reklam arası. Akdeniz'den doğan güneş, Akdeniz Temizlik, Kıbrıs'ın temizlik anlayışını değiştirmeye geliyor. Girne ve Lefkoşa bölgesinde tüm kurum ve kuruluşların inşaattan evlere, halılardan koltuklara,
iş yerlerinden bürolara kadar kısaca A'dan Z'ye tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Uzman kadro, son teknoloji makinalar ve güçlü endüstriyel temizlik kimyasallarıyla halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Temizlikte çözüm ortağınız olup size bir telefon kadar yakınız. Telefon numaramız 0533 836 08 00. Akdeniz Temizlik. Karamel. Bir asırlık lezzet ve kalite Kıbrıs'ın en tatlı adresi Karamel'de. Her damak zevkine uygun ürünlerimizle hayatınızı tatlandırıyoruz. Drajelerden şekerlemelere, çeşit çeşit çikolatalardan lokuma, zengin çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karamel. Ayrıca özel günleriniz için elit hediye paketleri, nişan, düğün ve doğum günlerine özel tasarlanmış ürünlerimizi sizlere sunuyoruz. Pastijler, nikah şekerleri, her etkinliğe özel kutular ve kombinasyonlar Karamel'de. Ve dünyaca ünlü organik Belçika çikolatası Nutri şimdi Karamel'de. Kıbrıs'ın ilk ve tek çikolata evi Karamel. Peykur Limited yangın güvenliği sektöründe insan hayatına verdiği önem ve sorumluluk bilinciyle çıkmış olduğu yolda 23 yıldır siz değerli müşterilerine hizmet vermekte ve çözüm üretmektedir. Yangın söndürme cihazları, satış, montaj, dolum, bakım, dablonmaz yangın söndürme sistemleri, projelendirme ve kurulumu, yangın söndürücü aksamları, yangın eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri, işaret ve uyarı levhaları, Pekur Limited her türlü yangın riskine karşı daima yanınızda. Pekur Limited, Organize Sanayi Bölgesi, Lefkoşa'da. Telefon 0392 225 7840. Pekur Limited. 1989'dan bu yana Stardoş duş ve küvet kabinleri adı altında Kıbrıs'ta yerli üretim yapmaktayız. Müşterilerimize montaj sonrasında her türlü yedek parça ve servis garantisi sunmakla kalmayıp ölçünüz her ne olursa olsun her ölçü ve ebatta kabin imalatı yapmaktayız. Ayrıca istenilen ölçü ve modelde değişik renk seçenekleriyle banyo dolapları ve akardiyon kapı sistemleriyle dar alanlarınızı ve merdiven boşluklarınızı kapatmak için büyük kolaylık sağlıyoruz. Kaliteyi ucuza arayanların adresi Starduş. Daha iyi bir KKTC için yerli üretimi destekleyelim. Starzer Mobilya'dan dev atılım.
Kuzey Kıbrıs'ta evinizin veya iş yerinizin tüm mobilya ahşap işlerini yapmaya uzman ekibimizle talibiz. Yenilemiş olduğumuz makine parkımız ve uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. İç mimarlarımızın sizlere özgü yapmış olduğu tasarımları sizin de hayal ve düşüncelerinizle harmanlayarak mobilyalarınızı üretiyor, siz değerli müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Magosa Merkez, Çanakkale Mahallesi, Erbatu Apartmanı, numara 1. Telefon 0533 885 43 43. Lefkoşa Mağaza, Şehit Mustafa Ruso Caddesi, telefon 0392 228 1188. Güneşin en güzel doğduğu ülkede elektriğe hala para mı veriyorsunuz? Caba Caba Limited olarak sizleri güneşten yüksek enerji üreten teknolojiyle buluşturuyoruz. Kaliteli ve en son teknoloji ürünlerimiz, profesyonel ekibimiz ve uygun fiyatlarımızla Caba Caba Limited olarak geleceğinizi güneş enerjisiyle şekillendiriyoruz. Sulama alanlarınızdan mandıralarınıza, şahsi tesislerinizden evlerinize ve daha birçok alanın enerjisini neden doğal kaynağımız olan güneşten kullanmayasınız ki? Daha hesaplı, daha doğal bir gelecek için Caba Caba Limited. Adres: Göçmen Köy Lefkoşa. Telefon 0392 223 52 79. Sayısal televizyon yayınlarında yeni bir dönem başlıyor. DVB-T, yani sayısal karasal yayınlar artık Doğu bölgesinde de izlenebiliyor. Mausa, İskele ve Karpaz bölgesindeki izleyicilerimizin DVB-T yayınlarını izleyebilmek için televizyon antenlerini Doğu bölgesi verici merkezi olan Kantara'ya, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerindeki izleyicilerimizin ise Batı bölgesi verici merkezi olan Selvili Tepe'ye yönlendirmeleri gerekmektedir. DVB-T uyumlu televizyon alıcısı olan izleyicilerimiz artık uydu alıcısına gerek kalmadan sıradan televizyon antenleriyle tüm Kuzey Kıbrıs televizyon yayınlarını izleyebilecekler. Doğu bölgesindeki izleyicilerimiz DVB-T uyumlu televizyonlarını 25. kanala, Batı bölgesindeki izleyicilerimiz ise 41. kanala ayarlayıp kanal araması yaptırmalıdır. Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor. Yardım etmek yani duygu verici bir his. Çünkü yardım edince insanlar seviniyor ve biz de seviniyoruz. Çöp topluyoruz. Herkes bizi baksın, bizim gibi yapsın diye, büyüklerimiz örnek olsun diye. Arkadaşlarımızla yaptığımız birçok iş var. Bazıları da sular içinde ihtiyaçlı ailelere yardım ediyoruz. Onlardan da gurur duyuyoruz yani bu işi yaparken. Umarım onlar da bizden gurur duyuyordur. Evet, bize dediler çok teşekkür ederiz. İyi iş yapıyorsunuz. Herkes bize teşekkür ettiler. Bundan da hiç yani bundan da gurur duyuyoruz. Hiç üşemiyorum.
Evet değerli izleyiciler, Türkiye Nisan'da sandığa gidiyor. Referandum için ve sistemi değiştirmek için. Bu çok tartışıldı. Biz tabii buradan Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden baktığımız kadar ancak değerlendirebiliriz. Ama orada bir sistem değişikliği var. Çok tartışılıyor rejim değişikliği. Rejim değişikliği ben öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum ama bir sistem değişikliğine gidiyor Türkiye. Yeni anayasayla kavuşuyor yeni anayasaya ki bu eski anayasa Kenan Bey de şimdi değerlendirecek. Bu darbe döneminden sonra 12 Eylül sonrası ki anayasa bu. Ve şu anda Türk halkı çok önemli bir kararın aşamasında. Evet ve hayır tartışmaları başladı bile Türkiye'de. Neden evet, neden hayır? Bu ne kadar da tatminkardır o da ayrı bir konu. Ama şu anda bu gün itibariyle geçen haftaya baktığınızda döviz düşme eğilimi gösterdi. Bir güven mi geliyor piyasalara, devlet ağırlığını mı gösterdi? Bunu da tartışacağız ama bunu daha çok ekonomistler tartışacak. Biz de ekonomiyi konuşuruz da biz böyle çok da herkes gibi her şeyi biliriz iddiasında değiliz. Ama şeye bakarız, güncel gelişmelere bakarız. Referandum tartışmaları başladıktan sonra ki başlamıştır. Çok yakın bir zamanda ki inmişti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan sahaya inmişti. Konuşmalar başlamıştı. Mesajlar iletilmeye başlanmıştı. Ve bu referandumda evet çıkmasının öneminin ne kadar büyük olduğu konuşulmaya başlandı. Tabii ki Türkiye'yi değerlendirirken 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önceki Türkiye ile sonraki Türkiye'yi ayırmak lazım. Türkiye gerçekten çok büyük ve Türkiye yalnız değil, Türk halkı ve biz de çok büyük bir badireden geçtik. Eğer o darbe girişimi, o kalkışma başarılı olmuş olsaydı belki de bugün Türkiye bölünmüştü. Ya. Belki de dış güçlerin ümit ettiği, sonunda beklediği oydu. Dövizi yükselttiler, çeşitli operasyonlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bakınız bu olaylar başladı başlayalı. Talip Sancar tam rakamını biliyor. 1000 küsur şehit var. Polis, asker, sivil. Bu insanlar niye katlediliyor? Bu insanlar niye bu saldırılara maruz kalıyor? Türkiye neden bunlarla karşı karşıya kalıyor? Bunları da konuşmak lazım. Ve ben daha fazla uzatmadan sözü hemen Sayın Kenan Akın'a veririm ama şunu da evet en son sözü Kenan abiye verelim. En son sözü kapsamlı. Kenan Akın'a verelim. Bir de çok heyecanlı gördüm kendisini. Ha. Siyasette var mısınız Kenan Bey? Yeni aday mısınız? Nasip. Nasip diyorsunuz. Nasip. Ben Allah bana tekrar Tarım Bakanlığı nasip etsin. O kadar. İnşallah. İnşallah. Talip Bey'le evet. Başlayalım. Şimdi bu konuyla alakalı Erkan abicim konuşacak o kadar çok şey var ki, o kadar çok da madde var. Demin dediniz neden evet dememiz gerekir. Ben de diyorum ki hayır demeniz için, hayır için hiçbir neden yok. Bütün Türkiye'nin evet demesi gerekir bu konuya. Ve kesinlikle kesinlikle. Bir kere darbelerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti her 10 yılda bir büyük sıkıntılar yaşıyor. Olmuyor mu? 10 yılda bir mesaj okuyayım. Çok buyurun. Beni de çok heyecanlandırdı. Kadir Büyüköz. Evet. Hayırlı akşamlar ben Türkiye'den. Rasim Büyüköz. Sayın Talip Sancar Bey'in de dediği gibi vakit uyanma vaktidir. Böylesine vatanına milletine sahip çıkan kardeşlerim gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Babam sizi izliyor bu mesajı size iletmemi söyledi. Teşekkür ederim. Bu bizi heyecanlandırıyor. Bakın evet. Değerli izleyiciler evet. Biz Türkiye'den de izleniyoruz. Evet. Hem çok izleniyoruz. Şimdi Erkan Bey bilindiği gibi 10 yılda bir biz hep darbeler geçirmiş bir ülkeyiz. Her 10 yılda bir maalesef. Şöyle bir baktığınız zaman özellikle Menderes döneminden baktığımız zaman 10 yılda bir darbere ihtilaller işte 28 postmodel darbeyi yaşadık ve en son 15 Temmuz darbesini yaşadık. Peki bu neden böyle oluyor?
İşte bu, burada bir sistemde sıkıntı var. Çift başlılık var. Devlet tek başına yönetilmiyor. İşte geçmiş dönemlerde bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı ile Başbakan hep sürtüşmüş. Hep sıkıntı yaşamış. Hep bir problem olmuş. Hatırlayın Ecevit döneminde işte Sayın Sezer o zaman Cumhurbaşkanı ve Sayın Bülent Ecevit o zamanın Başbakanı bir tartışma oluyor. O tartışmadan sonra dışarı çıktıklarında aman Allah'ım. Ekonomik kaos. Tabii. Ekonomik bir kaos. Bir anayasa defterci fırlatılıyor, ekonomi çöküyor. Ekonomik kaos. İşte hatırlarsınız yine Sayın Bülent Ecevit'in o başbakanlığı döneminde esnafın kendi şeyini, kasayı nasıl önüne attığını ve ondan sonra ekonominin patlamasını. Bunlar hep bu sistemin bozukluğundan kaynaklanıyor. Bu sistemin değişmesi lazım. Bugün gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Gelişmiş ülkeler nasıl? Başkanlık sistemi var. Amerika'da var mı? Var. Fransa'da var mı? Var. Bunlar gelişebiliyor da bizde olduğu zaman neden hayır denir? Rum tarafı da başkanlık sisteminde. Evet, Rum tarafı da başkanlık sisteminde. Yani bakın bürokrasi tek elde olduğu zaman daha hızlı bir şekilde işleyiş olur. Ekonomide kalkınabilirsin, bürokraside kalkınabilirsin, yapacağın atılımlarda kalkınabilirsin, yapacağın işte efendime söyleyeyim başka güçlerin sana karşı yapmış olduğu hareketlere karşı dik durma şansın olabilir. Ha bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama yarın bir bakarsınız ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmuştur. Tabii ki. Yani bu da olabilir. Ha burada bizim hayır diyen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi başkanına ve oradaki yöneticilerine şunu söylemeyi bir borç biliyorum. Ya bu sizin için de bir devlet garantisidir. İzninizle bir telefonumuz var. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet. Kiminle, kim katıldı programımıza? Bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Türkiye'den Halil İbrahim Şengül'üm. Halil Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Erkan Bey. Milli kardeş... Sağ olasınız, sağ olasınız. Milli Birlik ve Kardeşlik Konfederasyon Başkanı bizleri Türkiye'den izliyor. Kurucu Genel Başkanı olarak şu anda kuruluşu devam ettiriyorum, doğrudur. İbrahim Bey, izleme zahmetine katlandığınız için size teşekkür ediyorum. Bir mukabele biz de teşekkür ediyoruz. Evet, ben biz de süremizin de sonuna geldik Halil Bey. Özellikle Türkiye'de şu andaki referandumun önemi. Rüzgarı. Bu konuda kısaca bize neler söyleyeceksiniz? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın eski Tarım Bakanımıza, ayrıca Talip Bey'e ve Mustafa Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sizleri izledim. Epey zamandır da izliyorum. Kıbrıs'a biz yavru vatan deme yerine evladımız demek isterim. Sağ olasınız. Çünkü üvey evlat değildir. Bizim özümüzdür. 1570 yılından beri Kıbrıs bizim sahibi olduğumuz hepimizin mal varlığıdır. Türkiye'nin öz evladıdır. Bir başkasına peşkeş çekme hakkı kimsenin yoktur. Doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti oranın korunmasında ve oradaki milletimizin evlatlarının yaşantısının güçlü, müreffeh şekilde yürütülmesinde her zaman yardımcı olmaya devam etmektedir. Bundan sonra da edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları orada milletinin evlatlarını korumak için vardır. Garantör ülke gibi görülmesi anlamlı değildir. Bizzat öz evlatlarıyla birlikte kendi evlatlarını ve kendi milletinin parçasını korumaktadır. Bu yüzden açıkçası sizleri dinlerken bazen hayretler içinde kaldığım konular da oldu. Çünkü siz de eleştirdiğiniz konuları gördüm. Sizin de eleştirdiğiniz konular var. Elbette eksik ve yanlış noktalar herhalde oluyor Kıbrıs'ta. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak da amansız şekilde Kıbrıs'ın görüşmelerini takip ediyoruz.
yıllardır da takip etmekteyiz. Benim ilkokul yıllarımda 1963 yılında milletimizin evlatlarına saldırıldığı zaman ilkokul yıllarımızdaki haçlıklarımızı dahi Kıbrıs'ın korunması ya. İçin verdiğimiz günleri hatırlarım. Ya. Ayrıca 1970'lerin başında ben üniversitede makine fakültesinde okurken Kıbrıs'ta milletimizin evlatlarına saldırıldığını, enosisin gerçekleştiğini ve bazı insanların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlanmak için bir darbe girişiminde bulunduklarını ve o zamanki papazı indirip kendilerinin iktidarı ele geçirdiklerini günleri hatırlıyorum. O günlerde de biz yardım etmek için Türkiye'den Kıbrıs'a gittiğimizi, milletimizin evlatlarının Akdeniz'de şehit olduklarını, Beş Parmak Dağları'nda şehadet şerbetini içtiklerini ve milletimizin evlatlarını korumak için oraya girdiklerini de hatırlıyoruz. Ben bu ülkede, Türkiye'de yaklaşık 41 yıllık üst seviyede çalışmış, yönetimlerde de bulunmuş ve projeler üretmiş bir mühendis olarak Kıbrıs'ın kalkınmasını her gün bekleyen ve isteyen bir ekibin içinde olan kişi olarak kendimi düşünüyorum. Onların yanında olmanın bir görev olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de hiçbir zaman Kıbrıs'ı itemeyeceğini, her zaman yanında olacağını, falancının iktidara gelmesinin bu yardımı hiçbir surette değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ve Kıbrıs'ın kalkınması için Türkiye'nin her zaman yardımcı olacağını, malıyla, canıyla, kaynaklarıyla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduğunu da biliyor. Çok bunu söyledikten sonra Türkiye'deki gelişmeleri de izledim. Sayın Bakanımıza da söz verilerek devam edecek zaten önümüzde görüyorum. Sürede kısıtlı olduğu için uzun konuşmak da istemem. Sağ olasın. Sizleri izlemek benim için bir zevktir. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi bir gelişmenin arefesindedir. Elbette anayasa değişikliği büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü kendi içimizden çıkan yıllarca beslediğimiz hainler ülkemizin evlatlarını ve memleketimizi parçalamak için girişimde bulundular. Bunları da sizler zaten orada anlatıyorsunuz. Ve sizin oradaki arkadaşlarımız da Milli İrade Platformu'nda olan arkadaşlarımız da bundan evet. bahsediyorlar. Sayın Bakanımız da bahsetti, görüyorum. Yoksa İsviçre'de yapılan görüşmeler hiçbir zaman Türkiye'deki bu seçimlerden etkilenmez. Türkiye Cumhuriyeti kendi yapısını muhafaza edecek ve başkanlık sistemine veya Cumhurbaşkanlığı şeklinde telaffuz ettiğimiz anayasa değişikliğine geçecek ve hızla Türkiye'nin önü açılacak ve güzel bir şekilde gelişmelerin olacağını bizler de biliyoruz ve yürümeye çalışıyoruz. Hep beraber Türkiye'nin dışarıya karşı daha güçlü olması için, daha güçlü icraat yapması için, daha güçlü bir yürütmenin olması için, daha güçlü bir yargının olması için, daha güçlü bir meclisin olması için hep beraber çalışmak zorundayız. Ülkemizin dışarıya karşı güçlü olmasını, kuvvetli olmasını, müreffeh bir Türkiye'nin olmasını, Kıbrıs'taki evlatlarımızın da bu müreffeh Türkiye'den payının almasının bizim için hiçbir sakıncasının olmayacağını şimdiden söylemek isterim. Bu vesileyle sizi orada izliyorum. Tabii ki Sayın Bakanımız da dahil olmak üzere, eski bakanımız da dahil olmak üzere oradaki sivil toplum örgütü yöneticisi kardeşlerimiz de dahil. Siz yönetmen ve toplantıyı yöneten kişi olarak siz de dahil. Hepinize
tebrik etmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Ülkemiz sizin yanınızdadır. Yani bizim bir anayasa değişikliği yapılacak referandumumuz var diye arkanızdan çekildiğimizi zannetmeyiniz. Hiçbir zaman oyuna gelmeyeceğiz. Kıbrıs'ta bizim istemediğimiz, Kıbrıs'taki milletimizin istemediği bir çözüme de kesinlikle evet demeyeceğimizi hep beraber biliyoruz. O bakımdan Kıbrıs Cumhurbaşkanımızın da bu tip tavizler vererek Kıbrıs'taki milletimizin haklarını Rumlara peşkeş çekeceğini düşünmek istemiyorum. Böyle bir şey olacağını da tahmin etmiyorum. Elbette Kıbrıs Cumhurbaşkanımız da Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerine danışmak durumundadır. Bizim garantörlüğümüzün olmadığı, bizim askerimizin bulunmadığı bir çözüme kesinlikle evet demeyeceklerini de düşünmek istiyorum. Bir de bir başka şeyi hatırlatayım. Yönetmen arkadaşımız benim ismimi yazarken soyadımı yanlış yazdı. Şengün olacak. Onu düzeltirseler sevinirim. Evet. Sizin bana sormak istediğiniz soru varsa almak isterim. Yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Bu vesileyle de zamanınızı aldığım için özür dileyelim. özür dilerim sizlerden. Evet, bizim için bir onurdu Türkiye'den bizi takip etmeniz ve bu güzel dileklerinizle katkı koymanız. Ali Bey bize büyük bir güç vermiştir. Ve bir kez daha altı çizilmiştir ki Türkiye her fırsatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yanındadır. Evet. Bu dilekleri zaten dile getirdiniz. Biz size teşekkür ediyoruz. Programımıza katkı koydunuz. Onurlandırdınız. Size çalışmalarınızda Milli Birlik ve Kardeşlik Konfederasyonu'nun kurucu başkanı olarak kolaylıklar diliyorum. Son bir söz söyleyerek kapatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını son 14 yıldır başarıyla temsil eden ve yürüten bir cumhurbaşkanımız vardır. Cumhurbaşkanımız güçlü liderliğinde dünyanın sayılı liderleri arasındadır. Bu vesileyle dünyayı liderliğimiz devam edecektir. Herkes şunu gayet iyi bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti eski Türkiye Cumhuriyeti değildir. İhanet çetelerine bırakılacak bir ülke yoktur. Ne PKK bize diz çöktürebilir, ne Türkiye'yi içeriden bölmeye çalışan FETÖ terör örgütü gibi, Suriye'nin içinde çöreklenmiş PYD gibi, YPG gibi unsurların bizi artık geriye götürmesi, parçalaması mümkün değildir. Güçlü bir Türkiye vardır. Güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye, Tayyip Erdoğan Bey'in liderliğinde ileriye doğru devam edecektir. Allah uzun ömür versin. Amin. Türkiye kalkınmasını tamamlayacak. Dünyanın sayılı ülkeler arasında yerini alacak. Kıbrıslı evlatlarına da hizmetine devam edecektir. Bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygılar bizden. İyi akşamlar diliyorum. Abi ben hemen bu güzel biraz dileklerde evet, teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzelimize sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Berlin'den izliyorlar bizi şu an. Mesaj geldi bana. Hemen okuyoruz hızlıca. bizim şimdi Temel okutuyor da Balta program elden gidecek. Evet, program bitiyor. Temel hocamız yok, program elden şimdi gidecek. Bundan sonra program oluyor. Tamam. Temel hocamız söylüyorum hemen Kenan abi. Temel Balta hocamız bizi Berlin'den şu an izliyor. Herkese çok selamları var. Kendisi burada da görev yapmıştı. Ve aynı zamanda ilk Ramazan programını da Ada TV'de yapmış. Kendisine buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Berlin'e selamlar. Biz de selamlarımızı evet izleyeceğiz. Şimdi hemen hızlı hızlı gireceğim. Herkes konuşmak istiyor. Ben de konuşmak istiyorum ama zamanımız yok. İki dakika da. İki dakika. Erkan abicim şunu söylemek istiyorum. Türkiye güçlü bir devlet yolunda elhamdülillah son 14 yılda büyük bahadırlar atlatarak buralara kadar gelmiştir. Ve bugünden itibaren Türkiye artık dünyada süper güç konumuna doğru gitmektedir. Ve dünya lideri bir cumhurbaşkanımızın kanatları altında biz bunu başarabilecek güçteyiz. İnşallah bu evetle bürokrasi ortadan kalkmış olacak. Darbeler ortadan kalkmış olacak. Çift başlılık ortadan kalkmış olacak.
insanlarımız huzur, ferah bulacak. Bürokraside biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta da aynı sıkıntılarımız var. Bir sıkışmışlık, bir darboğazlık, o ona atıyor, o ona atıyor, imzalanacak, öyle olacak. Tek elden imzalanıp anında yürürlüğe girecek. Yürütme ve hızlı olacak. Tabii ki. Bu saraya geçmek durumunda. Ve şunu bitirmek istiyorum, şunu söyleyeyim. Yani biz Milli İrade'ye Saygı Platformu olarak bu evetin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'miz ilelebet var olacaktır. Ve biz esaret altında kalmayız. Öyle esaret altında değiliz. Kalmayız ve kalmayacağız. Evet diyeceğiz inşallah. Evet Mustafa. Şimdi izleyicilerimize... Öyle birkaç dakika içerisinde evet, toparlayalım. Dünyanın her yerinden izleyicilerimiz var. Bir internetten de izleyenler, yorum yapanlar var. Onlara hepsini yeniden saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti için 15 Temmuz aslında bir devrimdir. Bir kurtuluş harbidir. Neyden? İşte biraz önce değerli telefondaki abimiz de bildirdi. Hainlerin temizlenme harbidir. Yani hani daha önce biraz önce Talip abi de söyledi. Bizi topla tüfekle yıkamayanlar hainlikle yıkmayı başarmak istiyorlar. Bu bize bir örnektir 15 Temmuz. Ve 15 Temmuz'un akabinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemlerdeki atılımlarında önemli bir gelişme, ivme kazandıran ve dünyada gerçekten liderliği kabul gören Tayyip Erdoğan Bey'in aslında bir savaşıdır. Türk milletini arkasına alarak dünyaya nasıl liderlik, nasıl hakkaniyetin, adaletin nasıl olacağını göstermek için bir savaşıdır. Bu savaş da topla tüfekle yapılacak bir savaş değil. Dünyaya hakkın ve adaletin, insanlığın, insan olmanın nasıl bir şey olacağını göstermek için bir savaştır. Tankla tüfekle değil bu savaş. İşte Suriye'den gelen kardeşlerimize Türkiye'nin göstermiş olduğu kadir şinaslık ortada. Dünyadaki tüm mazlumlara TİK aracılığıyla yapmış oldukları yardımlar ortada. İşte böyle bir ortamda Türkiye'nin diğer dünyadaki diğer ülkelerdeki zulüm gören insanlara bir abilik formatında, bir liderlik formatında neler yapılabileceğinin bir göstergesi. İşte bu referandumda Türkiye Cumhuriyeti'nin koalisyonlar çöplüğünden kurtulmasının, iktidarsızlıklardan kurtulmanın ve kökü dışarıda örgütlerin kümelenmesinden kurtulmanın ve aksine Türk insanının gerçek olarak bir temsiliyetinin olabileceği bir referandum sürecidir. Ben bu referandum sürecinde Türk halkının ferasetine güveniyorum, inanıyorum. Ve nasıl 15 Temmuz'da tankların, tüfeklerin önüne hiçbir insanın gösteremeyeceği cesareti gösterip çıktılarsa, bu referandumda da Türkiye'nin yeniden dünya liderliğine, dünya abiliğine üstlenebilecek bir ülke konumuna gelmesi için bir adım atılacağına inanıyorum. Tabii birçok noktada dünyada birçok ülkeyi gezerken şunu gördüm ben. Çok değerli bir abimiz Malezya'dan bana sordu, dedi ki tabii biz kendisinin nereli olduğunu sordum. Malezyalı dedi kendisi. Bana sordu. Ben dedim Kıbrıs'tan geliyorum dedim. Kıbrıs'ı tanımadı. Dedim ya Türkiye'nin yavru vatanı, Türkiye'nin kardeşi bir Kıbrıs, biliyor musun? Tayyip Erdoğan dedi bana sadece hemen. Bu çok önemli. Evet, Malezya, siz Tayyip Erdoğan'ın memleketinden mi geliyorsunuz dedi. Bu beni gururlandırdı. Yani Türkiye eşittir Tayyip Erdoğan diye dünyadaki insanlar biliyor. Bu konuma kolay gelmedi. 14 yılda bu mevcut hükümetin yapmış olduğu Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli hareketler var. Bu referandum süreci inşallah Türk toplumunun yeniden birlikteliğine, yeniden güçlülüğüne adım atılacak bir organizasyondur diye söylüyorum. Ve lafımı da son olarak kesiyorum. Bir mesaj geldi. Programı daha önceden beri takip eden bir arkadaşımız diyor ki, siz sendikaya
vurdunuz. Yalnız sendika şu anda hesap yapıyor. Okullar açıldığında bu mesai saatleriyle alakalı eylem yapmaya. Ben üzülüyorum açıkçası. Bizim gençlerimizi bir meta olarak kullanan öğretmenlerin durumundan hemen dolayı Kenan Bey'e sözü verelim Mustafa. Zaten utanıyorum. Yani ben hoş. Gerçekten bu konuda evet. Üzülüyorum. Evet Kenan Bey. Evet ben şu anda hala bizi televizyon başında izleyenleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Gerçekten mutlu olduğum bir akşam. Üç değerli kardeşimle aynı düşünceyi paylaşmanın. Bugün sevgililer günü. Erkan Bey kardeşim bir şey, benim bir sevgilim var diyor. Vatanım, iki sevgilim. Vatanım ve toprağım ve bayrağım. Aynı duygular birlikte katılıyoruz ve şu anda Anavatan Türkiye'de gece 1'lere 2'lere kadar da haberleri izliyoruz. Bir dönüm noktası, bir devinim noktası. 2003'te başlayan 14 yıllık bir serüvene baktığımız zaman Anavatan Türkiye'mizde, o dönemde de ben milletvekiliydim. Koalisyon dönemlerinde Tarım Bakanlığı yapan bir kişiyim. Mesut Yılmaz'ın, rahmetli Bülent Ecevit'in ve Tansu Çiller'in koalisyonunda. Daha sonra rahmetli Erbakan'ın yine yani doğruyorlar. 3-4 dakikanız var. O dönemde koalisyonların nasıl işlediğini, nasıl işleyemediğini, nasıl kısır döngü içerisinde ülkeyi geriye götürdüğünü gören kişilerden bir tanesiyim. Yaşayan kişilerden bir tanesiyim. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de dağdaki PKK hayırcı diyor yeni anayasa, yeni Türkiye'nin, ki yeni anayasa değil, 18 maddelik bir değişik, rejim değişikliği değil, sistem değişikliği, yönetim değişikliğini öngören, önünü açan tek partili iktidarın artık koalisyon dönemlerinin kapatacağı bir sistemin değişikliği. Ama bakıyoruz ülkemizdeki Atatürk, Atatürk, Atatürk diye diye insanlarımıza söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Sahte Atatürkçülerin, yalan söyleyenlerin hayır kampanyasını görüyorum ben şu anda Türkiye'de. Öteki tarafta 2003'ten itibaren seçimlere giren, her seçimde oyunu arttıran, halka vermiş olduğu hizmetlerden dolayı devamlı oy yükselten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıyoruz. Seçime girdi, o zaman iyi hatırlarım. 6-0'ı sileceğim dedi Sayın Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanımız. Ben güldüm. O dönemde açık söylüyorum. Ben güldüm. Ya mümkün değilim bu ekonomiyle bakmış şeyle. Hani hiçbir Avrupa ülkesinin, IMF'nin gelip sana kredi veririm ama memura da, işçine de maaş zammı yapmayacaksın diye böyle dizginleri elinde tutuyordu. Öyle bir Türkiye'de. Altı sıfırı nasıl sileceksin dedim ya. Döndü Sayın Tayyip Erdoğan yine seçim propagandasında, seçim bildirgelerinde Türkiye'nin bütün yollarını duble yol yapacağım. Trafik kazalarını sıfıra indirmeye çalışacağız dedi. 6-0 gitti. Eskiden tomarla cebimizde para doldu. Cebimize para sığmazdı. 6-0 gidince cebimizde daha değerli, bütün ülkelerin de değer verdiği bir Türk parasına sahip olduk. Duble yollar yapıldı. Ha, o 6-0 silinirken de Tayyip Erdoğan kendi resmini koymadı. Tayyip Erdoğan kendi resmini, babasının resmini, annesinin resmini koyabilirdi. Veyahut da işte şehit olmuş birini koyabilirdi. Ama bin bakıyoruz Atatürk'ü savunan, Atatürk'ün Türkiye'ye bırakmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni 8'e bölen koltuk sevdasıyla, kavgasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Demokratik Sol Partisi, Sosyal Demokrat, Halkçı Parti, bilmem ne parti her genel kurula girip seçim kaybeden Atatürkçü siyasetçiler Türkiye'deki Atatürk'ün Türkiye'ye bırakmış olduğu miras olan Cumhuriyetçi Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni altı ok gibi altıya böldüler.
Hani Atatürkçülük? Nasıl vicdanınız kabul etti? Koltuk sevdası uğruna o partiyi altıya böldünüz. Ve iktidar yüzüne hasret kaldınız. Ve döndüler Atatürk öldükten sonra İsmet İnönü'nün Türk parasında İsmet İnönü'nün resmini gördük. Zoomlayabilirsek bunu. Mümkünse zoomlayabilirseniz. Yaş yani belki yeni nesil bilmiyor ama 50'li, 53'lü, 55'li yıllarda doğanlar İnönü'nün Türk parasını ne tüm 10 liralık, 5 liralık tüm kağıt paralarına kendi resmini koydu. Ne? Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkomutanımız, her şeyimiz Atatürk öldükten sonra resmini Türk parasından kaldırabilecek kadar gaflet ve delalet içerisinde olanların bugün Atatürk'ü ağzına alma hakları olmadığını iddia ediyorum ben. Evet. İşte buyurun İnönü resmi. Resimde gözükebiliyor. Anavatan Türkiye'mizin rahmetli Ulu Önder Atatürk'ümüz öldükten sonra kendi resmini koydu. İnönü kendi resmini koydu. Hani siz Atatürkçüsünüz? Ben de ilk kez görüyorum bunu. Nerede Atatürkçünüz? İlle İnönü'nün resmi. Seyit Onbaşı'nın resmini koyabilirdin. Battal Gazi'nin resmini koyabilirdin. Efendim işte bir iddia da var. İşte Londra'dan gemi geldi. Yunanistan'da geminin ne işi vardı? Türkiye'ye gelecek olan 20 milyon Türk parasını taşıyan geminin Yunanistan'da ne işi vardı? Efendim şey uçaklar bombalamış, paralar şimdi dağıtılmış. 3 dakikamız var. Evet söylüyor muyuz bu anayasa değişikliğine? Bunları gördüğümüz zaman birkaç tane maddesine çok kısa kısa değineceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ortadan kalkıyormuş. Ne alakası var? 550 milletvekili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 600'e çıkıyor. 18 yaşındaki çocuklarımıza, gençlerimize meclis kapısı açılıyor. Dünyayı gören, şu anda bilgisayar sisteminde dünyanın en ücra köşesini görebilen gençlik parlamentoya girecek. Efendim askerlik yapmayan adam milletvekili olur. Niye olmasın? Kızlarımız ne güne duruyor? Bunlara baktığımız zaman efendim meclis ortadan kalkıyormuş. Ne alaka? Bakın 8. maddeyi kısa bir okuyorum. Bir tek 8'i. Anayasa Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerine ilişkin maddede değişiklik yapılıyor. Cumhurbaşkanına devlet başkanı sıfatı getiriliyor. Devletin başkanı olan Cumhurbaşkanına yürütme yetkisi veriyor. Kabineyi mecliste seçilmeyen, işte mecliste girmeyen dışarıdan Sağlık Bakanlığı doktorsa Sağlık Bakanı olacak. Uzmanlardan oluşan tamamen dışarıdan geleceği hiç siyasi geleceğini düşünmeyen asla aday olmayan kişilerden bir kabile oluşacak. Böyle bir anayasa değişikliğine neden hayır diyebiliyoruz? Anlamış bir başka değilim programda ben. Kesinlikle Türkiye'nin ve özellikle Kıbrıs'ta çok önemli. Türkiye'de istikrar olursa, Türkiye'de kalkınma, Türkiye'de büyüme olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan faydasını alacaktır. İnşallah. Ben teşekkür katılacaktır. Ediyorum. Ben bu duygularla sahte Atatürkçülerin Türkiye'yi iyi yere götüreceğine inanmadığım PKK'nın dağdaki eşkıyaları hayır dediği için anavatan Türkiye'mizin dünyada saygın yerini, daha saygın yerini alabileceğine inandığım için bir oy değil, bin kere evet diyor Allah. Tayyip Erdoğan'ı doğuran anayı nurlar içerisinde yatırsın diyorum. Bu duygularla televizyon başında bizleri saygıyla selamlıyorum. Erkan kardeşimin söylediği bir şey vardı. Allah bana tekrar böyle bir gecede de ben aklıma geldi. Siyasette var mısın diyor. Bu yürek, bu nefesim olduğu süre içerisinde Allah bana inşallah bir kez daha bu ülkede Tarım Bakanlığı'nı nasip eder Allah yardımcı olsun. Dua ediyorum ben. Evet değerli izleyiciler, ben üç konuğumuza da teşekkür ediyoruz. Evet. Rifat Mehmet Ali Bey'in de bir mesajı var, onun da hakkını yemeyelim. Dün Ada Haber'de Sayın Akıncırma 15 yıl garantileri deneyelim diye teklif edecekmiş. Yahu Erkan Bey 42 yıl bekleyen gavura 15 yıl vız gelir. Evet değerli izleyiciler.
Türkiye Cumhuriyeti'nde ben de bir dakikalık hakkımı kullanıyorum ve Türkiye bir sistem değişikliğine gidiyor. Rejim değişikliğine değildir. Kuvvetler ayrımına gidiyor. Meclis ayrı görevini yürütecek. Hükümet ayrı görevini yürütecek. Cumhurbaşkanı tabii ki uzmanlardan olacak, Kenan Bey'in dediği gibi ekibini atayacak. Ama Türkiye'nin önü zaten bugünlerde başlayan göstergelerle açılacağını düşünüyoruz. Ve Sayın Erdoğan, Allah yardımcısı olsun, kendisine duacıyız. O netice itibariyle bir fanidir. Gelip geçecektir. Esas olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyada hak ettiği yeri, hainlerin kol gezmediği FETÖ'cüler gibi bölücü, parçalayıcı, dıştan beslenen bu mihrakların olmayacağı bir Türkiye olması. Bunun için evet destekliyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin daha güçlü olması için. Türkiye Cumhuriyeti güçlü olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada güven içerisinde yaşar, hayatına devam eder ve rahat eder. Hem ekonomik yönden hem güven açısından. Bizim bir tek güveneceğimiz ülke vardı. Bu Avrupa Birliği değildir. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini Avrupa Birliği'nde görmüyorum. Türkiye'de görüyorum, Türk Birliği'nde görüyorum. Ve bizim ilişkilerimizin daha da gelişmesi için elimizden geleni de yapacağız. Türkiye daha güçlü bir Türkiye için kuvvetler ayrımının yeni anayasayla kısa bir sürede, ki çok kısa bir süre kaldı, tanışması, yaşama geçmesi ümidiyle bu akşam ben de Kenan Bey gibi ve diğer kardeşlerim gibi, Talip ve Mustafa gibi evet diyorum. Evet. Türkiye daha güçlü bir Türkiye olması için, daha istikrarlı bir Türkiye olması için. Her şeye rağmen hayır diyenlere de saygımız vardır. Biz hayır diyen kardeşlerimize de saygımız var. Bunu zaten bizi izleyenler biliyor. Ama biz o evetle hayır diyecek olan kardeşlerimizin de rahat edeceği bir Türkiye doğacaktır. Hayır ve demeleri için sebep nedir Erkan Bey? Bu da çok önemli. Başka bir programda bunu da konuşalım. Evet değerli izleyiciler, sizlere, bizleri izlediğiniz için gönül dolusu teşekkürler. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederek bu gecelik bu kadar diyoruz. İyi geceler diyoruz.